İyi akşamlar değerli izleyiciler. Geçen hafta burada Türk Ticaret Kanunu tartışmaya başladık. Türk Ticaret Kanunu derken yeni yürürlüğe girecek olan, Temmuz ayında önemli bir bölümü yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu tartışmaya başladık. Kanunla ilgili eleştiriler vardı. Elbette ki tamamına değil ama bazı maddeler için eleştiriler vardı. Biz de bu eleştirileri Habertürk gazetesinde bir süredir haber haline getiriyorduk. Ve kanunu en sert şekilde eleştiren iki bilim adamını burada geçen hafta konuk ettik. Ve eleştirilerini dinledik bazı maddelerle ilgili olarak. Bu hafta ise kanunu hazırlayan değerli bilim adamı Sayın Profesör Tekin Alp, Ünal Tekin Alp bizle beraber ve bu konuyu kendisiyle konuşacağız. Eleştirilere yanıt verecek bir anlamda. Çünkü hakikaten çok zor bir işe soyundu. 50 yıllık bir ticaret kanunu var Türkiye'nin ve gelişen ticaret hayatına, dünya ile uyum sağlamaya çalışan Türk ticaret hayatına artık yetersiz kalan bir kanun vardı. Ünal Hoca sağ olsun benim bildiğim kadarıyla 11 yılını bu işe vakfetti ve 1600 maddeye yakın bir kanunu neredeyse tek başına yıllarca çalışarak, detaylı şekilde çalışarak hazırladı. Ardından kanun meclise geldi ve önce uzun tartışmalara neden oldu kanun. Ancak sonra birdenbire hızla bir günde yaklaşık 1500 maddesi bir günde kabul edildi ve meclisten geçti. Açık söylemek gerekirse geçen programda da söyleyeyim, kanunun %85'ini hatta 90'ına söyleyecek herhangi bir laf yok. Son derece iyi hazırlanmış maddeler. Ancak bazı maddelerin yazımında kullanılan dil veya maddelerin getirdiği müeyyideler tartışma yaratıyor. Bütün bunları bu akşam Profesör Tekin Alp ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Önce teşekkür edeyim bir kere. Elinize sağlık. Hakikaten kimsenin cesaret edemediği bir işin altına girdiniz. Yanılıyorsam düzeltin, 11 yılınızı bu işe vakfettiniz. Evet. Ve ortaya ciddi bir kanun çıkardınız. Burada müsaade ederseniz ufak bir açıklama yapayım. Ben ilk önce 45, sonra 50 kişilik fevkalade mümtaz hukukçulardan meydana gelmiş bir komisyonla birlikte çalıştım. Bu kanunu tek benim tabii tek ki başıma yapmam tabii imkanı yoktur. Burada 6 kitap var. Bu 6 kitabın uzmanları hem de Avrupa çapında uzmanları burada idiler ve bana destek verdiler. Ben bugün sizin karşınızdaysam onlar sayesinde sizin karşınızdayım. Kanun eğer sizin söylediğiniz gibi %90'ıyla beğenilen bir kanun ise tamamıyla onların eseridir. Ben burada onların sözcüsü olarak yer alıyorum ve size de komisyona hakim olan fikirleri ve bizi neler etkiledi bunları açıklamaya çalışacağım. Şunu söyleyeyim ki niyetim geçen hafta ağırladığınız iki değerli arkadaşımı cevaplamak Sayın Kızılot ve Sayın Moroğlu. Evet, değildir. Ben komisyona hakim olan fikirleri açıklamak durumundayım. Amacım budur. Hiçbir polemik amacım da yoktur. Önemli olan bu kanunun doğru anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesidir. Hocam hemen başlayalım o zaman daha fazla gitmeden. Ben önce bir iki soru soracağım, sonra sözü daha çok size bırakacağım. Niye derseniz tartışmalı konuları zaten biliyorsunuz, bunlar üzerinden gidersiniz. Önce şunu merak ediyorum. Bu kanunun yanlış hatırlamıyorsam ilk 45-50 maddesi mecliste 3-4 gün tartışılarak geçti. Kavgalar çıktı, eleştiriler geldi, muhalefet engelleme çabaları içerisine girdi. Sonra ardından ne olduysa oldu, ben aklımın ermediyor, muhalefet partileri birdenbire bu konuda seslerini kestiler ve geri kalan hemen hemen 1500'e yakın madde, 1400 küsür madde bir günde oylandı geçti. Nasıl oldu da böyle önce bu kadar tartışma, sonra birden tam ittifak? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim ki 22. dönem dediğimiz yasama döneminde bu kanun hem Adalet Alt Komisyonu'nda birkaç yıl tartışıldı. Hem de daha sonra Adalet Komisyonu'na çıktı. Daha sonra meclise indi ve bir müddet sonra görüldü ki partiler anlaşmadıktan sonra bu kanun çıkamaz. Bu kanunun anlaşmazlık noktaları kanunla ilgili değildi.
Şunu söyleyeyim ki bu yasama geleneği içerisinde ortaya çıkan bir takım ihtilaflarla yakından ilgiliydi. Sonra bu ihtilaflar halledildi ve bir uzlaşma komisyonu kuruldu. Bu uzlaşma komisyonu beni dinledi. O sırada kanun biraz eskimişti 5 gün. Ben 97 tadil önergesi hazırladım. O önergelerin hepsi benimdi. Onlarla tanıştım. Son dakikada daha evvel götürdüğüm ve reddettiğim, burada bugün konuşacağımız 1530. madde diye anılan, yani esasında daha genel olmakla beraber özel olarak alışveriş merkezlerine mal ve hizmet sunanların, bilhassa KOBİ'lerin, küçük tüketicilerin paralarını bir türlü alamamaları veya geç almalarından doğan sıkıntı dolayısıyla bir madde o sırada düzenlendi, daha evvel reddedilmişti ve bu böyle çıktı. Şunu da söyleyeyim, böyle teknik kanunlar çok tartışılmıyor. Bugünkü 1957 tarihinde yürürlüğe giren kanun, meşhur Hirşin kanunu, müzakeresiz oylanmış ve kabul edilmiştir. Bunlar teknik kanunlar olduğu için komisyonlarda tartışılır ama genel kurulda tartışılabilir. Ama tartışılmamış olması tartışılmadığı anlamına gelmez. Yani tartışılıp gelmişiz zaten. Evet. Peki bir şey daha benim dikkatimi çekti. Bu Ankara'daki Bankacılık ve Sigortacılık Araştırma Merkezi'nde bu kanunla ilgili bir toplantı. Siz bununla ilgili pek çok toplantı yaptınız. Evet. Bilgilendirme toplantıları evet. Yaptınız kanundan meclise geçmesinden sonra. Buradaki ve önce tabii. Buradaki toplantıda toplantının notlarını okurken bu kitapçık haline getirildi biliyorsunuzdur evet. Muhakkak. Bu kitapçığı okurken ben şunu gördüm. Siz kanunla yapılan eleştirilere karşı oldukça tepkili davranıyorsunuz. Mesela o kitapta gördüğüm notlardan birinde geçen hafta da konuğumuz olan Sayın Moroğlu kanunun bazı maddeleriyle ilgili eleştiriler getiriyor ve bunlarla ilgili söz istiyor. Siz diyorsunuz ki görüşünüze saygım var, buyurun istediğinizi söyleyin ama ben gidiyorum ve toplantıyı terk ediyorsunuz. Evet. Şimdi, olay yani, böyle cereyan etmedi. Ben kitaptan okuduğumu söylüyorum. Tam evet. Şimdi şu biraz garip gelmiyor bana. Yani kanuna sahipleniş biçiminiz, tamamına sahipleniş biçiminiz elbette ki dediğim gibi çok düzgün tarafları çoğunlukta. Ama işte o bir hata bile olsa içinde veya bir yanlış anlaşmaya sebebiyet verecek bir şey bile olsa ki onlara soracağım. Bir kişinin hayatını etkileyen bir şey. O yüzden eleştiriler normal ve bu sonuçta bir kutsal kitap değil. İnsanların yazdığı, sizin ve 50 kişilik arkadaş grubunuzun, çalışma arkadaşınızın yazdığı bir kanun. Niye bu kadar kapalıydınız eleştirileri? Efendim, olay böyle cereyan etmedi. Orada benim bir takdim konuşmam vardı. Aynı zamanda devrin Adalet Bakanı olan Hikmet Sami Türk'ün bir konuşması vardı. Erdoğan Bey'in konuşması vardı. Erdoğan Bey'in konuşmasının tenkitlerine ben cevap verdim. Hepsine cevap verdim. Yalnız ben toplantıya başlarken, daha başlangıçta uçağımın saat 5'te olduğunu bildirmiştim. Ve buna uygun bir saatte ayrılmak mecburiyetindeyim demiştim. Çünkü başka bir toplantım vardı. Bütün salon benim ayrılacağımı biliyordu. Bir iki defa konuşma oldu. Sayın Erdoğan Moroğlu'nun yanılmıyorsam son cevabında ben bulunmadım. Ama Erdoğan Bey'in bütün tehditlerini orada cevapladım. Bunu söyleyeyim. Elinizdeki kitapta bunun böyle yer alıyor, almış olduğunu hatırlıyorum. Hiçbir şekilde bunlara tepkili olmadım. Ve hiç kimseyle polemiğe girişmedim. Polemiğe girişmediğim sebep şu, bilim etiğinde bir kural vardır. Başkanlar
yapılan her tenkide hemen cevap verip bütün tenkitleri cevaplamak mecburiyetinde değillerdir. Tartışılması gereken hususları tartışmaya çağırır. Başkalarının tartışması gerekir. Eğer başkan dominan olursa bu olmaz. Ben bunu tamamıyla ortaya bıraktım ve hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapıldı. 16 sivil toplum örgütü tespit edildi ve bunların hepsine 5'er saat süre verildi. Bunlar daha evvel yazılı olarak görüşlerini vermişlerdi ve komisyon bunlarla toplandı. Erdoğan Bey, Türkiye Odalar Birliği heyetinde geldi. Evet. Orada da tenkitlerini yaptı, orada da cevapladı. Erdoğan Bey o sırada bir kitap yayınlamıştı. Kendisine bunun için teşekkür ettim ve Türkiye'de bunun bir ilk olduğunu söyledim. Onun için sizin kitaptan aldığınız izlenim bana öyle geliyor ki gerçeğin belki bir kısmı. Ben ayrıldım ama onu çok önceden söylemiştim. Peki gelelim kanunun tartışılan maddelerine. En önemli konulardan bir tanesi, en önemli işlerden bir tanesi şirket sahiplerinin şirketten para alamaması, hatta bir yoruma göre para da koyamaması. Ama para alamaması net bir kural. Evet. Eğer bir şirket sahibi şirketinden para alırsa bu suça oluyor ve hapis cezasına kadar gidebilecek bir süreci başlatıyor. Evet. Şimdi bu normal mi? Neden? Çünkü patronların şirketten para alma hususları zaten vergi kanunuyla bir şekle ve şarta bağlanmış durumda. Patron şirketten para alırsa bu parayı örtülü kar aktarımını engellemek veya vergi kaybını engellemek maksadıyla yasal faiz işletilmesi ve bu paranın iadesi sırasında yasal faizin de üzerine koyulması gerekiyor ki bir devletin bir kaybı olmasın diye. Bu konu zaten vergi kanununda bir şekilde halledilmişken neden buraya tekrar koyup üstelik de ağır bir müeyyide getirilmesi ihtiyacını hissettiniz? Vergi kanununda bu sadece faiz noktasıyla düzenlenmiştir. Ama alınan paranın miktarı, bu çekilen paranın vadesi, vadeli olup olmadığı ve ödendiği meseleleriyle ve ödenmesi... Ne zaman nasıl ödeneceği? Hiçbir şekilde bir açıklık yok. Yok, doğru. Ve şunu size söyleyeyim ki, alınan bu paralar hiçbir zaman geri ödenmez. Ne zaman geri ödenir veya ödenebilir bilir misiniz? Şirket batar. O zaman iflas idaresi bunu talep eder ve parayı da alamaz. Bunun Türk toplumundaki, yaşayan Türkçedeki adı bilanço battı, patron kurtuldudur. Bu olay, bu şu noktaya dikkatinizi çekerim, sınırlı sorumlu şirketler için hassasiyet arz eder. Sınırlı sorumlu şirketlerde, evet, anonim ve limite şirketler. Bunun manası şudur ki bu şirketler alacaklılarına karşı, şirket alacaklılarına karşı sadece şirketin mal varlığıyla sorumludurlar. Benim şirketin alacaklısı olduğumu düşünün. Şirkete gidiyorum. Mal varlığı yok. Şirket pay sahibi olarak veya limite şirketi ortağı olarak sizin üstünüzde 10 milyon lira bulunuyor. Ve ben müşkül duruma düşüyorum. Halbuki icra iflas kanunda bir hüküm var. İcra iflas kanundaki hüküm diyor ki 311. maddenin 2. fıkrası şirketin bütün mal varlığı alacaklıların adeta rehni mertebesindedir. Bu rehin benim önümden kaçırılmış bulunuyor. Şimdi hatırlayacaksınız siz de 2004 yılını hatırlayın. Türkiye'ye de dünyanın hiçbir yerinde cereyan etmemiş bir olay cereyan etmiş ve 22 veya 24 banka fona alınmış. Hatırlıyor musunuz o zaman ortaya çıkan durumu? Hortum kelimesi. Bu kelime nedir?
içeriden para veya diğer varlıklar başka bir yere aktarılmış. Bu Türkiye'ye has değil. Hortum'un İngilizce'de karşılığı tünelleme. Tünel kazıp altından bunu götürme. Ve onlar buna karşı tedbir aldılar. Ben şimdi size biraz evvel dedim ki ben burada hiçbir kimseye cevap vermeyeceğim, işim polemik değildir. Size komisyona hakim olan fikirleri anlatacağım. Bu konuları biz konuşurken Profesör Ali Bozer mümtaz bir ticaret hukukçusudur. Evet. Ve dedi ki biz bu kanunu yaptıktan sonra eğer Türkiye'de tekrar bir kriz bu kadar büyük sonuçlar doğurursa birisi çıkıp da bize siz bunun için ne tedbir aldınız diye sorduğunda biz tedbir gösterebilmeliyiz. Bunun gerekçesi olarak da eğer bunu yapmayacaksak ve yapamayacaksak başkan dağılalım ve gidelim dedi. Çünkü büyük bir travma altındaydı. Peki hocam şimdi bununla ilgili bir şey sorsam. Şimdi mesela burada Amerikan hukukunda, Amerikan ticaret hukukunda hatta yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorsam İngiliz ticaret hukukunda da maddeler var. Şahsi iflas. Yani eğer bir kişinin şirketi zor duruma düştüyse ve o kişinin şirketle parasal bir ilişkisi varsa şahsi iflası da isteniyor ve bütün mal varlığına da el konulabiliyor. Bizim icra iflas kanunumuzda böyle bir hüküm yok. Onun için şahsi iflas yerine külli bir iflas halinde şirketin iflası isteniyor. İş bu noktaya gitmişsen zaten bir para bulamıyorsunuz. Onun yerine üzerine, şahsi iflas mevzusunu getirseydiniz ticaret kanunu daha doğru olmaz mıydı? O icra iflasçıların düşüneceği evet. Bir şeydi. Bizim tamamıyla icra iflas kanununda ele alınmış bir şey olduğu için biz iflası ele alıp böyle düzenlemek yoluna gidemezdik. Ve o zaman biz tespit ettik ki Türkiye'de... Yani başka bir kanunun yediğini siz bu kanunda kapatmaya çalıştınız. Ama şöyle bir defa şeyi ne derler prensibi gördük, sınırlı sorumluluk. İki şu hükümleri gördük. Bu bir sermayeye faiz verilmez diyor anonim limited şirkette. Niye? Sen bunu şirkete vakfetmişsin. Faiz de geri alma. Başka bir yerde de sermaye iade edilmez diyor. Halbuki burada vermekle sermaye iade ediyormuş gibi oldu. Ve baktık ki bu çok yaygın. Deloitte ile Türkiye Odalar Birliği bir anket yaptılar. Türkiye'de bu %40. Bunun en çok geçerli olduğu sektör de inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü kendine göre bunun için bir mazeret de bulmuştur. Orada inşaat sektöründe bir problem var. İnşaat sektöründe bir sirayeti diyor. İnşaat tamamlanmadan bir inşaat 10 sene sürdüğü zaman kar payı dağıtılamayacağı için 10 sene sürse ortaklar para alamıyorlar. Aynen böyle. Biz de bunun için burada kar avansı dediği bir şey getirdik. Esaslarını birazdan size anlatacağım. Sermaye piyasası kurulunun düzenlendiğinden tamamıyla farklıdır. Bu problemi çözebilmek için kar avansı dediğimiz şeyi getirdik. Temettü avansı gibi. Efendim? Temettü avansı. Temettü avansı. Kar payı, temettü avansı. Onu düzenlemeye karar verdik ve bu şimdi ikincil mevzuatta düzenlenmektedir. Düzenlenecek o daha. Evet, evet. Esasları şimdi benim yanımda bir Maliye Bakanlığı'na göstereceğiz. Yani bu esaslar... Bu tabii sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırır. Efendim? Bu dediğiniz sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırır. Onun üzerine biz de bunu bu hale getirdik. Şimdi şunu size söyleyeyim ki bu yüzden bir sürü küçük işletme batıyor. Neden? Kendi gibi küçük işletmelere veya orta işletmelere gidiyor. Oraya diyelim ki inşaat malzemesi veriyor. Bu inşaat malzemesini tahsil etmek için gidiyor. Bulamıyor ve kendisi batıyor. Şimdi burada kalkıp da sınırlı sorumlu bir limited şirkete, bir şirkete benim şirketim demek ticaret hukuku jargonunda doğru değil.
Eğer bir kolektif komandit şirketi olsa bunu diyebilirsiniz. Ve bu büyük rakamlar burada telaffuz ediliyor. Bu 10 lira değil, 1 lira değil. 1000 lira değil. Milyonlar telaffuz ediliyor. Ve şunu da söyleyeyim, dünyanın hiçbir yerinde bu yok. İşin bir tarafı bu. Peki ben araya, siz işin öbür tarafına araya bir soru sorabilir miyim? Mesela buna bir sınıf işte alabilir ama şu kadar sürede ödeyecek diye konsa ve işte belli kısıtlamalar getirsin. Şimdi mesela bununla ilgili çok komplike sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorundan bir tanesi şöyle oluyor şimdi. Şirket yöneticisinde bu aynı zamanda şirketin ortağı da olabilir. Şirketin kredi kartı var diyelim. Şimdi bu kredi kartından adam evine alışveriş yaptı. Veyahut da yemek yedi. Şimdi bu şirket masrafı mı değil mi? Denetçinin tamamen inisiyatifine kalmış şekilde adam şirketten para çekmiş gibi görünecek. Yani kredi kasadan almamış belki ama gidip şirketin kendisine vermiş olduğu şirket kredi kartıyla bir yerde yemek yemiş. Alışverişi yapmış. Seyahate gitmiş olabilir. Yanında başka kredi kartı vardır. O çalışmamıştır. Mecburen şirket kredi kartını vermiştir. Ve şirketten para çekmiş olacak sonuç olarak bu yöntemle. Birdenbire suçlu duruma düşecek. Şimdi teşekkür ederim Sayın Altaylı. Biz hiçbir zaman kredi kartıyla eve yiyecek aldın, bir cenazeye çiçek yolladın veyahut da bir şirketten bir hediye yolladın, bunlarla uğraşmadık. Zaten bunlarla esas itibariyle vergi hukuku uğraşıyor. Ve onlar bunun üzerinde duruyor ama bizim durduğumuz konu üzerinde durmuyor. Biz büyük miktarların... Şimdi vicdanen baktığın zaman siz çok haklısınız. Biz büyük miktarların peşindeyiz. Ama o keşke onun bir limiti olsa diyorum yasada. Şimdi efendim, yani birkaç cephesi daha var. Buna limit de koyabilirdik. Mesela diyebilirdik ki bir ortak hiçbir zaman 40 bin liradan, 50 bin liradan fazla alamaz. Aynı fiskal yıl içerisinde kapatmak zorundadır bu aldığı avansı. Evet, ama bunu kontrol etmek bugünkü alışkanlık içerisinde çok güç. Şimdi buna tekrar geleceğim, bir noktaya daha gideyim. Bu iş şirketlerde ortak cari hesabı diye bir cari hesaplaşır. Evet. Bu sırf para çekmek meselesi değil. Buna şirketin, ortağın şirketten aldığı borçlar ve şirkete verdiği borç yazılıyor. Yani kendi alacağı. Biz şirketin kendi şirkete borç verilmesine katiyen karşı değiliz. Ve limit de şirkette ortak ödünçleri diye ayrı bir hükme de yer verdik. Fakat bu cari hesabın başka bir görüntüsü var. Bu cari hesap esasında faturasız satışların bir limanıdır. Deposu oluyor, evet. Bir limanıdır. Yani faturasız satıştan gelen para ortak hesabına buraya gider. Giriyor. Bu bir. İkincisi, borçlar bakımından da sadece sizin söylediğiniz borçlar değil, bir de gayri ahlaki ödemeler, rüşvet buraya gider. Demek ki biz esasında 40 kişi bunları yaparken sosyal politikaları ve hukuk politikalarını da düşünüyoruz. Bizim niyetimiz şu hesabı kaldırmaktır. Çünkü bu hesabın çok çirkin tarafları var. Yani o hesap para aklama hesabı aslında, evet, bir anlamda. Para aklama hesabıdır. Dikkat ederseniz münakaşalarda bu hesabın ne vadesi, ne miktarı, ne de şu alacak ve borç hanelerinin gerçek şekli gösterilmektedir. Bu Türkiye'nin büyük bir yarasıdır. Şimdi size başka bir şey daha söyleyeyim. Bu patronların da, yani şirket ortaklarının da en zavallı olduğu nokta. Neden? Hiçbir yere yazamadıkları hesapları, paraları patrona borç diye yazıyorlar. Benim kötü bir muhasebeci olduğumu düşünün. Şirketten para çeksem ve götürüp oraya yazsam, oraya borç diye yazsam.
Eğer günü günlüğüne bunu takip eden bir patron yoksa, ki çoğu patron bu durumda değildir, bunu göremezsiniz ve bu gider. Bu gider. Bunların hepsi komisyonda konuşulmuştur. İkinci başka bir üçüncü nokta var. Şu buradaki hem bu hem bu hem alacak hem borç bugün dünyada çok fazla ramp ışığı altına konulmuş kara para bakımından çok tehlikeli iki hesap. Bunu izah edemedim mi? Kara para mevzuatı, varsayım mevzuatı. Bunun manası şu. İzah edemedim mi? Kara para diye varsayıyor ve yakıyor seni. Ama Türkiye'de nereden buldun diye bir şey yok mesela. Efendim? Ama Türkiye'de kara para mevzuatı var. Bir, ikincisi... Ama sonuç vermiş bir dava yok bugüne kadar. İkincisi, Türkiye kara para dolayısıyla çok sıkıştırılıyor. Türk bankaları kara para dolayısıyla çok sıkıştırılıyor. Ben şimdi burada esasında şirketin ortaklarını da ikaz etmek istiyorum. Buradaki hesaplarını lütfen kontrol etsinler. Ve kendi borçlarının hakiki miktarını bir öğrenmeye çalışsınlar. Eminim birçoğu sürprizlerle karşılaşacaktır. Sonuç şu, biz bu hesabı kaldırmak istiyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani patron içeriden para alacaksa yeni yapacağınız düzenlemede bir avans temettü... Avans temettü olarak alsın. Avans olursa temettü. Bence sorun kalmaz ortada. Evet. Ve avans temettü sadece inşaat şirketleri için gelmiyor. Herkes için geliyor. Şimdi avans temettüde hangi esasları getiriyoruz? Onu da söyleyeyim. Düzenli bir muhasebe olacak. Ve çekmek istediğin para, 3 aylık para mı, 6 aylık para mı, ne kadar zamanda bunu koyacağız? Yani temettü avansı 6 ay geçmeden çekilemez mesela. Bir defa görelim ne kadar temettü belirmiş. Bunun da biz Türkiye muhasebe denetim standartlarına göre 660 sayılı kanun hükümlü kararnamayla kurulan kamu denetim kurumu tarafından denetlenmesini istiyoruz. İki, sermaye piyasası kurulunda bunlar yok. Üç, şirkette burada da çok problem çıkacak ve çok itiraz olacak. Kar yoksa temettü avansı da yok. Hayır, bir de diyoruz ki yedeğin de olsun. Neden? Yarın bugün ikinci altı ayda zarar edersen ben senden parayı nereden alacağım? Bir defa ödediğim parayı almam. Hiç olmazsa o zaman ben de giderim. Şunu dağıt derim. Yani yedek. Yani fevkalade yedekleri dağıt derim. Fevkalade yedeklerden parayı kurtarmak yoluna giderim. Şimdi tartıştığımız nokta şu. Bu fevkalade yedeklerin miktarı dağıtılacak temettü avansına eşit mi olsun, üstünde mi olsun, altında mı olabilir diye. Bu arada şirkette kar yoksa temettü avansı da yok. Kar yoksa temettü avansı alamazsın. Eğer yedek yoksa... Yine alamazsın. Orada çok fazla insafsız olmak istemiyoruz. Ona oranda bir şey alırsın. Evet. Şimdi orada düşündüğümüz şeylerden bir tanesi de şu. Bilanço iki türlü çıkarılabilir. Bunlardan bir tanesi de projeksiyonlara göre. Eğer projeksiyon var ise, yani kar ümitleri gözüküyor ise, ki buna going on bilanço diyoruz. Buna göre bir temettü avansı dağıtılmasını öngörebiliriz. Sıkıntı şurada olacak. Maliye Bakanlığı buna ne kadar geçit verecek? Evet, bence de tam onu soracaktım. Şimdi size iki olay anlatayım. Bir vergi kaybı olacak burada sonuç olarak. Tabii. Maliye Bakanlığı buna hiç sempatiyle bakmıyor. Yani Maliye Bakanlığı bundan vergisini peşin alacak. Temettü avantı alıyorsan şirketin kar olup olmadığına bakmadan dönem sonunda. İkincisi, halka açık şirketlerde temettü avansı vardı. Ve kapalı şirketlerde hüküm olmadığı halde Ticaret Bakanlığı buna müsaade verdi.
Maliye Bakanlığı vergi tahakkuk ettirdi. Vergi tahakkuk ettirdi. Her şey durdu. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı bir de kendisi kalktı. Temettü avansı tebliği yayınladı. Danıştay da bunu iptal etti. Demek ki Sayın Altaylı, bu çok hassas bir konu. Çok hassas konu. Çok hassas bir konu. Şimdi bizi ikinci mevzuatı düzenlerken bu hassas konular üzerinde duruyoruz. Ve bunu Maliye Bakanlığı'nı da ikna ederek çıkarmak durumundayız. Ha, bunu çıkaramıyorsan ben parayı çekerim demek olacak gibi şey değil, ama bizim de bu çözümü getirmemiz icap ediyor. Peki yine sormak istediğim şey, genel detaylara gireceğiz ama benim genel olarak kanunun mantığıyla ilgili sormak istediğim bir sual var. Ekonomik suça ekonomik ceza, reklam boyacı. Hocam, ekonomik suça ekonomik cezayı reklamın ardından soracağım, kusura bakmazsınız. Yeni yönteme alışamadım ben. Hemen direkt bize bağlanıyorlar. Ekonomik suça ekonomik ceza dedik. Dünyada da kabul gören, özellikle gelişmiş ülkelerde kabul gören sistem de bu. Fakat bu yasa çok farklı bir şekilde ekonomik suça ağır müeyyideler getiriyor ve pek çok konuda şirket ortağının, sahibinin bir şekilde hapse girmesi sonuçlanabilecek bir süreci başlatıyor. Özellikle denetçiler vasıtasıyla, denetim raporları vasıtasıyla. Bu Batı standardındaki hukuk anlayışına uygun mu, yoksa Türkiye'deki ahlaki nedenlerden ötürü mü böyle bir yaklaşım içine girmek zorunda hissettiniz kendinizi? Şimdi bir, ağır cezalar getirilmemiştir. İki, denetim raporları dolayısıyla tertip edilmiş bir tek suç yoktur. Üç, suçların büyük çoğunluğu direnim suçudur. Okuyacağım. Yani belge ver, belge çıkarmam. Bilgi ver, bilgi çıkarmam. Elektronik ortamda evrak saklıyorsun. Bu evrakı elektronik ortama göre bana ibraz et. İmkanı yok, ibraz edemem. Çoğu direnme suçudur. Çoğu böyle, evet. Bu bir. İkincisi, özellikle büyük mücadele verdim ve veriyoruz da, hiçbir denetleme elemanının denetleme raporu suç tertibine vesile olamaz. Dört, buradaki suçların hepsi kast suçudur. Hiç taksirle, yani hafif kusurla, yanlışlıkla işlenen suç yoktur. Bir tane bile. Şimdi Ceza Kanunu 55. maddesi kastı, 21. maddesi kastı, suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurlarının bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir diyor. Onun için yanlışlıkla oraya baktın, hop hapse. Veyahut da bilmeden şöyle yaptın, haydi buyur hapse. Böyle bir şey mevzubahis değil, bu bir. Buradakilerin çoğu adli suçtur, yani para suçudur. Ve bunlarla ilgili 52. madde fevkalade enteresan bir hüküm getiriyor. Diyor ki hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak kişiye adli para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşmesi tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Hocam, şimdi bunu dediniz de 30-40 bin liralık cezalar var. Evet. Şimdi bir küçük işletme için, yani sonuçta Türkiye'deki şirketler herkes holding değil.
mini minnacık bakkal da bir işletme. İşte bir takım küçük zor para kazanan mini mini KOBİ'ler var. Mini limited şirketler var. Bunların sahipleri için bunlar... Bunlar hakkında ceza tertibi yok. Bu hükümler sadece anonim ortaklar için, ortaklıklar için. Ama tek kişilik anonim şirkete getiriyorsunuz. Efendim? Tek kişilik anonim şirkete getiriyorsunuz. Ama tek kişilik anonim şirketin bir tek ortağıyla muazzam bir işletmesi olabilir. Yani, olmayabilirdi ama. Efendim? Olmayabilirdi. Ama en aşağı 50 bin veya 100 bin liralık bir sermayesi olacaktır. Bir. İkincisi, kast yoksa bir problem yok. Hapis cezalarıyla ilgili size bir şey getirdim. Buyurun, şu sermaye piyasası kanununun hükmü. Okuyalım. Bu kanuna göre kurul veya kurul tarafından görevlendirilenlere istenecek bilgileri vermeyen veya eksik veya gerçeğe aykırı olarak verenler, atlayalım, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 2000 günden 5000 güne kadar adli para cezası yazalım. Sermaye Sayın piyasası. Hocam, son derece haklısınız. Hı? Ama bu sermaye piyasası. Yani bu şirketler, büyük şirketler, halka açılmış milyonlarca liralık şirketler var. Yeni kanunda, şu da yeni kanunun, yeni kanunun hükmü. Burada müthiş bir direnim var. Bu kanun hükümlerine göre tutulmakla ve muhafaza edilmekle yükümlü bulunan defter, kayıt ve defterler ve bunlara ilişkin bilgileri denetime tabi tutulan gerçek ve tüzel kişiye ait olup olmamasının 210. maddenin 1. fıkrasına göre denetime yetkili olanlara istenmesine rağmen vermeyenler. Yani müfettiş sana gelmiş, burada bir direnim gösteriyorsun. Şimdi hocam, şimdi buradaki eleştirilerden bir tanesi de şu. Süre. Bir gün, bir gün, 15 gün, bir hafta, ne kadar zaman? Şimdi hangisi? Buradaki süre için defterleri vermeyenler, ne kadar zamanda vermeyenler? Direnim gösterenler. Yani şu. O gün, veremem dedi. Hayır, olur mu öyle şey? Bir defa bunun usulü şudur ki, şu defterleri bana 15 gün içerisinde teslim et. O yazmıyor mesela, bu da eleştirim. O burada ama onun tatbikatı öyledir. Onun hiç kimse gelip çıkar defteri hemen diyemez. Derse şuradaki kast unsuru, buradaki kast unsuru söz konusu olmaz. Bir de şunu söyleyeyim. Sermaye piyasası kurulu denetçisi istedi, vermiyorsun. Tamam. Bankalar kanunundaki şahıs istedi, vermiyorsun. Ticaret Bakanlığı müfettişi geliyor, istediği geliyor. Olmaz diyorsun. Bir de şunu söyleyeyim. Onların hepsinde süreler var. Şunlardan bugüne mesela kadar vergi denetim, kim hapse girmiş? Vergi denetçileri şimdiye girmedi. Çünkü bunlar büyük holdinglerden istendiği için sermaye piyasası kanunca. Ama şimdi gariban bir tane adam. Defterinde zaten bir muhasebeci tutuyor. Defterlerde genellikle muhasebeci. Anonim şirkette öyle olmayacak. Ama şimdi tek kişilik anonim şirketler giriyor. Ama anonim ve limited şirket diyoruz. Anonim ve limited şirket diyoruz. Pek çok limited şirketler böyle hocam. Biliyorum ama onlar için şu kadar KOBİ standartları çıktı. Ve herkes, bütün dünya bunları sağlam taşlar olarak döşemek istiyor. Size şunu söyleyeyim. Buradan hapse girecek kimse olmayacaktır. Bunlar hep caydırma suçlarıdır. Caydırma müeyyideleri. Evet, bunlar caydırma müeyyideleridir. Bir, ikincisi de bir de müfettişe, denetçiye direnim gösterilmemesidir. Yani bir süre olacak diyorsunuz orada, böyle süresiz hemen ver falan değil. Evet. Çünkü onun kötüye kullanılması. Efendim, isterseniz size şunu söyleyeyim. Bu endişeniz karşısında ikinci mevzuatta müfettişlerin çalışma şekilleri hakkında tüzük hazırdır. Buna teklifi götürüp bunu da oraya eklettiririm. Gayet iyi olur hocam yani. Oraya eklettiririm. Biz bu kanuna ve çalışmanıza gerçekten büyük saygı duyuyoruz. Sadece hayır, bir şey uygulamada söyleyeceğim. Oluşabilecek aksaklıkları uyarmak yani da bizim görevimiz. İşin üzüntü verici noktası neresi biliyor musunuz? İşi büyük agrandize etmek. Değil tabii. Ve biraz da gülünç duruma düşürmeye çalışmak. Yok, estağfurullah hocam. Hayır, yani bir şeyden değil. Bunun üzerine herkes diyor ki ve sanki Türkiye'de bütün iş adamları potansiyel suçlu. Şu kanun çıksın da bir ihlal edelim deyip herkes ertesi gün ve beyanatlar öyle. Girmeyen yönetici ve girmeyen pay sahibi ve ortak kalmayacak diyorlar.
Peki hocam, yine merak ettiğim başka bir yere geçelim. Diyorsunuz ki bunlar ikinci düzenlemelerde yeniden gözden geçirilir inşallah. Yani cezayı yapamayız tabii. Cezayı ama hayır. Bu 15 gün, 30 gün süreler. Şu onların hepsini koydururum. Tamam. Çok da makbule geçer. Hocam yine benim ilgimi çeken, yani bu tabii biraz farklı bir şey olarak hukuki taraf olmuyor ama ilgimi çeken şeyden bir tanesi şu. Yeni kanun diyor ki herkes internet sitesi kuracak. Evet. Bu gayet uygun bir şey. Fakat internet sitesine koyulacak bilgiler açısından baktığınız zaman hemen hemen dünyanın hiçbir yerinde uygulanmadığı kadar geniş, kapsamlı bilgiler gerektiriyor internet sitesi. Hadi onu da geçtik. Bir şey benim dikkatimi çekti. Diyor ki kanun, bir şirket yapacağı ticari aktiviteyle ilgili olarak internet sitesinde açıklama yapmak zorundadır. Bu halka açık şirketler için zaten geçerli bir durumdur. Fakat halka açık olmayan şirketler açısından, hatta halka açık şirketler bile bunu zaman zaman esnetip kullandılar, zaman zaman cezasını razı gelerek uygulamadılar. Diyor ki mesela ben Fatih Altaylı Limited şirketi atıyorum kameraman arkadaşımız Ahmet'in Limited şirketine veya anonim şirketine mal veya devlete mal satacağım. Diyor ki bu malın fiyatını, satış koşullarını internet sitesinde ilan etmek zorunda. Hayır. Kesinlikle hayır. 1524'ü çok nevralcik bir madde olduğu için hassas. Birlikte okuyalım. Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar. Niçin konuldu? Sermaye artırımı yapıyorsunuz. Bizi yapıyorsunuz, ortaklığına haberi olmuyor. Görmüyorum. Rüşan hakkını kullanmak için ilan veriyorsun. Görmüyorum. İdandik bir gazeteye veriyorsunuz. Bir hatıramı anlatayım size. Odalar Birliği'nde bana diyorlar ki biz bunlara karşıyız. Niye? Anadolu buna karşı. Nereden biliyorsunuz Anadolu'nun buna karşı olduğunu? Mektup yazıyorlar bize dediler. Ben dedim ki amcalar size yazıyor, yeğenler bana yazıyor. Veya tersi vuku buluyor. Bu doğru. Bu doğru. Çünkü amca idare ediyorsa şirketi yeğeni sızlatıyor. %45 yeğeni sızlatıyor. Yeğen idare ediyorsa amcayı temettü açlığına mahkum ediyor ve şirket ilanlar. Devam ediyorum. Pay sahipleriyle ortaklarının menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler. Var mı bu? Devam ediyorum. Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranını gösteren fiyatların dökümü. Birleşme yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki biz hesapladık. Siz gelip bize iltihak edeceksiniz şirket olarak bize. Sizin şirketinizde 5 tane oya sahip olandan ben bir tane bu yeni şirketten sana pay vereceğim. 5 paya bir pay. Buna değişim oranı diyoruz. Merge oranı. Siz de diyorsun ki bunu nasıl hesapladın? Ben diyorum ki bunu buraya koy. Senin oraya koyacağın doğrudan doğruya öz varlık rakamları, bunların birbirleriyle oranlanması budur. Veya sen dedin ki... Bazıları ticari sır değil midir? Hiçbir sır. Ticaret sırrı, yeni ticaret hukukunda ben size söyleyeyim. Bir, mecliste yanılmıyorsam başbakanlıkta bir de tasarı var. Bir, müşteri adresleri. İki, pazarlama teknikleri ve kanalları. Üç, maliyet hesapları. Dört, imalat sırları. Bunlardır. Yoksa öz varlığı hesaplanması zaten herkesin elinde bu. Ticaret Bakanlığı'nın elinde mi? Elinde. Çünkü veriyorsun bilançonu ona. Ona bilançonu veriyorsun. Burada söylemiyorlar. Asıl nevralcik nokta şudur. Yönetim kurulu üyelerinin aldıkları paralar, ücretler, ikramiyeler ve bütün yöneticilerin. Ve şahıs bazında. İsim vermeden size bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin çok önemli bir
yöneticisi büyük bir Alman şirketinden yönetim organının bir bölümünü oluşturan denetleme kurulunda 2013'ten itibaren görev almaya çağrıldı. Ve konuşmaya gitti. Ve ona dediler ki sen yılda şu kadar euro alacaksın. Özel işler verdiğimizde 20 bin eurodan 40 bin euro kalır. Bunların hepsini internet sitesine koyacağız. Biz size verdiklerimizi internet sitesine koyacağız. Senin Türkiye'deki aldığın paralar bizim internet sitemize girmeyecek dediler. Bunun sebebi şu. Küçük bir kobisin. Dünya Bankası'nın toplantılarına gidiyor yönetim kurulu. Başkan yardımcısı Amerika'da. Bu kanun buna gitmesin demiyor. Bunu yaz. Ben göreyim diyor. Çünkü bunu yazdığın andan itibaren bu ortaya soru çıkaracaktır. Bunun soru çıkaracağını bildiğiniz için siz bu konuda çok daha dikkatli hareket edeceksiniz. Peki hocam, halka açık olmayan bir şirketteki yöneticinin kaç lira aldığından kime ne? Vergisini verdikten sonra. Azınlıkta bulunan adam. Demin söyledim. Siz amca olarak idare ediyorsunuz. Kendiniz, oğlunuz, geliriniz, damadınız hepsi para alıyorlar. %48'de de... Bu zaten bilançoda görünmüyor mu hocam? Efendim? Bu zaten bilançoda görünmüyor. Hayır, bilançoda bu. Bilançoda görülmez. Bilançoda... Ancak defterlere gidersen görebilirsin. Bu şirket masrafları arasında bilançoda değil, kar ve zarar hesabında yıllık giderler arasında yer alır. Ücretler arasında görülür. Evet, mizanı görmedikten sonra bunu göremezsin. Mizanı görmedikten sonra... Ben de %40, %30, %20, %25 ile bu nerelere gidiyor bunu bilmeliyim. Başka bir hüküm daha var burada. Bunlar hep onlara bağlanıyor. Bunlar bizim icraatımız değil. Bunu da duysalar şimdi herhalde çarmıha gelirler. 531 diyor ki, haklı sebeplerin varlığında sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde 20'de birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nde şirketin feshine karar verilmesini isteyebilir. Dikkat edin, çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Mahkeme devam ediyor. İsviçre'de nasıl tatbik ediliyor bu biliyor musunuz? Almanya'da nasıl tatbik ediliyor? Mahkeme fesih yerine, davacı pay sahiplerine paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerleriyle ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına ve duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir. Ben de bunu soracaktım zaten. Size farklı, ben de bunu size farklı bir açıdan soracaktım. Ha, şimdi siz %45'siniz. Bütün bunlar oluyor ve siz yiyorsunuz bunu. Tabiri mazur görün. Ben bunu açtım. Açtığımda hakim bana bakıyor, durumu mühimsiz. Bu şirketi feshetmek de doğru değil. Bunun hisse senetlerini satın al diyor. Bu adil değil mi? Peki hocam, şimdi oradaki... Hayır, bu adil değil mi? Bu çok kişiyi, bu çok kişiyi... Niçin bizim piyasamız böyle bir adaletten kaçmak istiyor? Neden? Şimdi burada yargıya fazlaca bir hak verilmiş olmuyor mu? Hayır. Yani... Bakın... İsviçre'ye bir katkısı olmayacak. İsviçre Borçlar Kanunu 736. maddesi. Ya hocam, Türkiye gibi yargının tartışıldığı bir yerde trilyonluk, katrilyonluk bir şirkette bunun ne sonuçlar doğurabileceği konusunda hiç kafada şüphe yok mu? Yani şunu söyleyeyim. Bunun ne kadar müspet sonuçlar doğduğu sözü. Bunun tersini vaktimiz doluyor söyleyeceğim ama bir şey söyleyeyim. Vaktimiz var da. Ders söyleyeyim. Diyelim ki 2 milyon lira kar ettik. Karı dağıtmıyorsunuz veya %3 kar dağıtıyorsunuz. Bugün sonuç ne biliyor musunuz? Ben size iptal davası açıyorum. Bu dava da var zaten. 3 sene geçiyor. Mahkeme %3 kararı iptal ediyor. %5 demiyor. %8 değil.
Hiçbir şey. Tekrar topluyorsunuz siz. %3 mü? %6 diyorsunuz. Bir dava daha. Ne yapayım ben? Bu adil bir düzen. Şöyle karar veriyor. Temettünün dağıtılmasına diye karar verdi. Efendim? Mu? Mahkemenin temettünün dağıtılmasına diye karar verdiği oluyor ama. Hiç vermiyor. Hiç vermiyor. Hiç böyle bir karar, bir tane karar. Şimdi bunu böyle yaptığınız andan itibaren temettü dağıt diyecek. Bakın ne diyor? Ödeyip davacıların çıkarılmasına ve duruma uygun düşen kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir. Şimdi hocam bununla ilgili bir şey soracağım size. Şimdi yine siz burada azınlık hakları kadar azınlığın çoğunluğa çile çektirmesini engelleyecek maddeler de koymuşsunuz. Koydum. Çünkü bu da var. Bu da var. Şunu da söyleyeyim. Bana kök söktürüyorsan hisse senetlerini satın almak hakkında da buraya koydum. Şimdi orada benim bir şey dikkatimi çekti. Metinde bir şey dikkatimi çekti. Bunun hukuki tanımını kendi kendime yapamadım. Diyorsunuz ki azınlık pervasız davranışlarda bulunuyorsa. Pervasız nasıl bir hukuk terimi veya nasıl bir ticari terimi? Pervasızlığı nasıl tanımlayacak hakim? Şimdi pervasız kelimesi CMR ile dünya literatürüne girdi. CMR, uluslararası nakliyecilikte kullanılan bir uluslararası konvansiyon. Türkiye'de bu konvansiyonun bir parçası. Bir, ağır kusur dedi. İki, pervasız hareket dedi. Üç, kusur dedi. İhmal veya hafif kusur dedi. Demek ki araya bir pervasız hareket çıktı. Bu tartışılırken itiraz oldu. Ve bütün nakliyeciler ayağa kalktılar. Dediler ki bu bilinen bir husustur. Yani pervasızın manası şudur. Ben size bunun hareketini söyleyeyim. Genel kurulu yaptım. Bir tek payınız var. Gitmişsiniz. Bir tane pay almışsınız. Geliyorsunuz. Şirketi genel kuruluna karşı iptal davası açıyorsunuz. Blok ediyorsunuz şirketin işini. Şirketin işini blok ediyorsunuz. Evet. Şirket avukat tutuyor. Sizler uğraşıyor. Şu yapıyor, bu yapıyor. Dikkat bunu ediniz, geçim yolu haline getirenler var biliyorsunuz. Dikkat edin. Burada kast var ama kusur yok. Bir hak arama şekli var. Pervasız hareketli bir müddet sonra beni bıktırıyorsunuz. Ben onu satın alabilme hakkına sahibim. Dünya Bankası o hükmü nasıl tenkit etti biliyor musunuz? Niye böyle pervasız hareket arıyorsun dedi. Almanya'da, İsviçre'de bir tanesinde diyor ki %90 %10'u istediğiyle an alır. İstersen gayet uslu bir %10 ol. Biz dedik ki biz bunu kabul edemeyiz. Çünkü adam iyi bir şirketten böyle bir %10 almışsa ne diye bu imkandan sahip oldu? O da var. Pervasızın manası budur. Yani kişinin hakkını aramasıyla araması niye pervasızlık olsun ki? Efendim? Niye pervasızlık olsun ki? Sıkıntı verirse. Yani sizi çalıştırmıyor. Yalnız bunlarla uğraşıyor. Ama mesela şimdi az önce verdiğiniz yöntem yola çıkalım. Dediniz ki temettü dağıtmıyor. Şimdi şirketin %99'u bir kişiye ait, %1'i de bir kişiye ait. Evet. Küçük ortak. Evet. Bu %99 her sene karar alıyor. Ben bu sene temettü dağıttırmıyorum diyor. Adam evet. Da gidiyor her sene mecburen dava açıyor temettüsünü alacak için. Bu hiçbir şekilde pervasız bir hareket değil. Benim söylediğim bütün açtığı davaları kaybediyor ve her seferinde açıyor. Her seferinde açıyor. Yani bunun olayı da var. Ama pervasız yine başka bir laf bulunabilirmiş diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok hukuki gelmedi bana. Yine geçen hafta burada çok konuştuğumuz, hatta kusura bakmayın affınıza sığınıyorum ama biraz da gülüştüğümüz bir konu oldu. 39. madde. Her türlü kağıt ve belgede şirketin ünvanı, adı, adresi, osu, busu, yönetim kurulu üyelerinin tamamı, yöneticilerin isimleri. Şimdi geçen hafta şöyle gülüştük buna. Ben şimdi gittim şey aldım. Bakkaldan bir şey aldım veya işte ne bileyim Migros'tan bir şey aldım ya da işte başka bir marketten. Kasada fiş yazdılar. Şu kadarcık bir fiş çıkıyor. Şimdi o fişin üzerine
Bütün bunlar tıkır 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 yazacakmış ya. Sahibi bilmem ne, anonim şirketi, yöneticisi, holding bilmem, patronu şu falan. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu Avrupa topluluğunun şirketler hakkındaki 63 Taksim 151 sayılı yönergesinde yer alan ve bütün üyelerin uymaları lazım gelen bir kuraldır. Yalnız şunu söyleyeyim ki bu düzenlemede işletmesi ilgili kağıt ve belgelerde kağıt ve belge tabiri burada kırtasiye manasındadır. Biz ilk önce kırtasiye kelimesini kullanalım dedik. Bu sefer kalem falan da giriyor işin içerisine. Evet. Yok yani Türkçenin o tarafları da var. Kırtasiye kelimesini kullanalım dedik. Kırtasiye uygun düşmedi. Almanlar işletme kağıtları demişler. Bizde işletme kağıtları başka bir anlama geliyor. Başka manaya gelir. Orada diyor ki ödenmiş sermayenin açıkça yazılması, taahhüt edilen hem de ödenen sermayenin açıkça yazılması. Alman kanununda, başka şirketlerin kanununda bundan hareket ederek anonim ve limited şirketlerde de yönetim kurulu üyelerini koymuşlar bütünüyle. Biz de koyduk. Ama şimdi mesela Avrupa'da atıyorum yani herhangi bir şey alıyorsunuz. Küçük bir şey var yani. Otomobil alsanız bile verilen faturada işte ne bileyim Mercedes'ten bir şey aldınız diyelim. İşte yönetim kurulu başkanı bilmem kim, üyeler bilmem kim falan diye yazmıyor. Şimdi efendim orada antetli kağıt şeyi var. Onlar antetli kağıda bunu koyuyorlar. Bunu koymalarının sebebi de şu. Ben o şirketi dava edeceğim zaman yönetim kurulu üyelerinin kimler olduğunu... Ama faturada veya fişte bunlar yazmıyor hocam. Efendim? Faturada veya fişte bunlar yazmıyor. Bizde herkesin antetli kağıdı herkesin elinde dolaşmıyor. Ama Almanya'da da yok yani. Bunun gülünç tarafı yok. Şimdi Almanya'da alışveriş yapalım. Herhangi bir fişte yönetim kurulu başkanı adı yazıyorsa ben bu işi bırakayım gideyim yani. Yok. Ama biz bunu koymak mecburiyetindeyiz de şunu söyleyeyim. Örnek. Yağlı boya kutusunu açarken kutunun kapağı fırladı ve adamın gözünü çıkardı. Böyle olaylar oluyor. Ve dava açacaksın. Bu davayı açmak için ticaret siciline gidip o şirketin yönetim kurulu üyelerini tespit etmen lazım. Gerek yok ki hocam. Şimdi internet sitesi zaten mecburiyet getirmişsin. İnternet sitesine girer bakar hepsini tespit eder. Ticaret siciline gitmesine gerek yok ki. Yani bu biraz fazla olmamış mı? Hayır. Yani şunu efendim fazla görebilirsiniz ama şu Türkiye'de tutulacak. Hocam ifratla tefrit değil mi? Şimdi ben tutulacak yaka çok kolay değil. Süpermarketten aldığım fişin üzerine şu kadarcık parmak kadar fişin üzerine nasıl bunca bilgi sızacak? Efendim bugün bile onun üzerinde o fişin izi üzerinde tam unvan var. Unvan var. Evet. Ticaret sicil numarası var. Ticaret sicil numarası. Gereken her şey var zaten. Peki oraya siz 3-4 kişinin adını da yazsanız ne zararı var size? Ne faydası var hocam? Faydası şu. Şirketin adı ticaret sicil numarası yazıyor. Dava açacak olan gider internetten tıkı tıkı girer bakar ticaret numarasına girer. A şirkete. Herkesin önünde interneti kullanabilmek imkanı var mı? Dava açacaksa bir internet bulur vereceğim. İnternet kafeye gider ya da bir arkadaşına rica eder. Bu da bir görüş. Bu yani da milyonlarca, görüş. Milyarlarca, trilyonlarca fiş kesiliyor. Yani bütün her birine 2 santim ekleseniz yemin ediyorum kağıt ziyanlı. Şunu yani söyleyeyim Fatih Bey. Fiş tabii esasında çok limitte bir örnek. Burada esasında kağıt ve belgelere verilecek anlama bağlı bu. İşte o anlamda bir orada biraz geniş olmuş. Tam kastım bu. Yani ben sizin neyi kastederek onu koyduğunuzu anlıyorum ama sonuçta bir tarif olmayınca fişe kadar geniş. Daha güzel bir ifade bulun. Hocam kanun yazma pozisyonu bende olsa hayır, bir şey söyleyeyim. Yani bu herkes kağıt ve belge yani herkese işletmenin kırtasiyecisi deyince İngilizce'de de Almanca'da da bu anlaşılıyor. Bizde kırtasiye deyince silgiyle kalem de hocam, işin şirketin içerisinde. Resmi yazışmalarında şunların da bunların da denebilir ama yani fiş ve fatura da gerekmiyor ki. Artık irsaliyeye de bu yazılacak. Yani çok anlamsız. İrsaliyeye tabii yazılsın. Niye yazılmasın? İrsaliye ne demek? Bari hocam bir de genel kurul üyelerinin adlarını da yazsaydık. Ambardan çıkan mal demek bu. Evet. Bu mal acaba faturalı mı çıktı, faturasız mı çıktı? Bunu görebilmek şart. Ama oraya yönetim kurulunun adını yazmak bunun faturalı çıkıp çıkmadığını ne anlayacak? Hayır, İrsaliye'de o yazıyor, ha bu yazmıyor. Komisyona hakim olan fikir bu.
burada kağıt kelimesini küçük bir kupon şeklinde anlamakla mümkün veya antetli kağıt şeklinde anlamakla mümkün. Peki hocam, yine bir ara vermem gerekiyor galiba. Oya uyardı. O kadar çok konuşacak şey var ki aslında size bir hafta program yapsak yeridir. Konuşalım bunları. Yani ben kadar konuşalım. Çünkü sizden sonra geçen hafta kaybettiğimiz Defter'in torunları burada olacak. Onlarla da sohbet edeceğiz. Biraz anacağız. Defter'i toprağı bol olsun. Ama bir reklam arası durayım. Devam ederiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Yine konuşulan konulardan çokça bununla ilgili soru geliyor. Gayrifaiz şirketler. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de mevcut sermaye şirketi sayısı ticaret sicili verilerine göre 842.192. Kurumlar vergisi faal mükellef sermaye şirketi sayısı Maliye Bakanlığı verilerine göre toplam 633.976. 2008-2009-2010 yıllarında, yani geçtiğimiz 3 yılda sıfır matrah beyan edip vergi vermeyen şirket sayısı 116.409. Gayri faal şirket sayısı 208.216. Ve ticaret sicili kayıtlarına göre gayri faal olmuş ve vergi mükellefi devam ettiği halde boş beyanname veren sermaye şirketi sayısı da 324.625. Şimdi bu yeni kanunda gayri faal şirketlerin durumu ne olacak? Bu kanunda gayri faal şirketlerin durumunun düzenlenmesi yoluna gidildi. Ve burada 324 bin diye görülmüştür. Bize 400 bin olarak bildirildi. Ve biz de bunu çalışmaya başladık. Çalışmaya başladığımızda biz dedik ki, biz bu gayri faal şirketleri doğrudan doğruya terkin etmek yoluna giremeyiz. Bakın Maliye Bakanlığı... Terkin etmek ne anlamı geliyor hocam? Hı? Terkin etmek ne demek? Silmek. Yani sicilden silmek yoluna gidemeyiz. Ne yapmak istiyorsun dedi. Dedik ki bir tasfiye memuru tayin edilir. Bu tasfiye memuru çok süratli bir 3 hafta, 4 hafta içerisinde bir tasfiye yapar ve bitir. Niye tasfiye memuru istiyorsunuz dediler bize. Biz de dedik ki bu gayri faal şirketlerin üzerinde mal bulunur. Gayrimenkul vardır, nakit vardır, banka hesabı vardır. Ne olacak bu dedim. Bunu silince ne yapacağız dedik. Dediler ki devlete gider. Biz bunu yapamayız dedik. Onun üzerine bile dediler ki tarifeli olmak kaydıyla bir tane tasfiye memurunu tayin etmenizi biz kabul ediyoruz. Proje bitti. Geçici bir madde olarak birkaç maddeden meydana geldi. Bittikten sonra başlangıçta bu parayı kim ödeyecek dedik biz. Odalar Birliği ödeyecek dedi. Sistem şuydu. Maliye Bakanlığı artık tasfiye bitmiş, silinecek ise vergi borçlarından vazgeçiyor. Öyle bildirildi. Sosyal sigortalar prim borçlarından vazgeçiyor ve bir tarifiye göre ki oldukça düşük bir ücretle tasfiye memuru parasını da Odalar Birliği ödüyor. Bitince odalar dedi ki ben bunun bu kadar olduğunu tahmin etmemiştim. 400 bin şirketse 1000 lira ödesiniz ortaya deli bir para çıkıyor. Evet. Ben bu parayı veremem dedi. Haklılar. Evet. O zaman biz dedik ki böyle bir para verilmezse biz bu sorumluluğu üstümüze almayız. Yani devlete bu para gitsin istemeyiz. Odalar Birliği dedi ki bunu dedi devlet versin dedi. Devlet zaten prim alacağından vazgeçiyor. Evet, hem vergi, niye versin dedi. Bu böyle kaldı. Ben Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı Hayati Yazıcı'ya bir izahat vermeye gittiğimde benim önüme bir proje koydu. Bu proje bizim projemize benziyor. Ve dedi ki biz bunu çıkaracağız, bakar mısınız? Nasıl hallediyorsunuz şeyi dedim. Tasfiye memuru meselesini. Bunu bir şekilde halledeceğiz dedi. Durum budur. Şu büyük bir yaradır. Şimdi şunu söyleyeyim. Maliye Bakanlığı siliyor. Çünkü Maliye Bakanlığı'nın sorumluluğu yok. Maliye Bakanlığı'nın silmesi demek ne demek?
mükellef olmaktan çıkardım. Mükellef olmaktan çıkardım deyince o hiçbir zaman malını oraya veririm, buraya veririm, devlete veririm demiyor. Ama siz bunu devlet olarak ben siliyorum sicilden dediğiniz andan itibaren bu mala bir sahip bulmak mecburiyetindesiniz. Şirketin ortağı sahibi değil mi onun? Efendim? Gayri faal şirketin ortağı onun sahibi değil mi aynı zamanda? Kim olduğunu bilmiyoruz. Yani onlar çıkacaklar. Tabii ki tasfiyede onlar çıkacak. Tasfiyede onlar sahip olacak. Var mı, yok mu, çıkacak mı, çıkmayacak mı belli değil. Ve her şeye rağmen şunların da tahmini rakamlar olduğunu tahmin ediyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben şurada bir size gelmeden evvel hesap yaptım. Yani şirketler ne kadar hazır mesela diye. Mesela bu şirketlerden SSK'nın, maliyenin vergi ve prim alacakları var. Onlar ne olacak? Almayacağım dedi. Almayacak. Evet. Bize verilen bilgi buydu. O zaman herkes mesela böyle borçlu şirketini gayri faal hale getirip borçlardan kurtulur. Maliye de onu söyledi. Ama bize dediler ki biz maliyeyle konuşmadık. Yazısı yok. Bize dediler ki komisyona maliye ve sosyal sigorta vazgeçiyor. Şimdi bakın. Bence geçemez. 95 bin anonim şirket var. Evet. Bu resmidir. 54 bin tane gayri faal gözüküyor. Evet. Geriye 34 bin anonim şirket kalıyor. Evet. Bu düşük bir rakam. Çok düşük. 100 bin diye biliyoruz çünkü. 100 bin civarı. 95'ti. Limited şirket 744 bin 269, bu da 400-475 bin kalıyor. Şimdi burada maliyet problemlerinden bahsediyorlar. Ondan da bahsetmeliyim. Bir, internet sitesi bakımından maliyet senelik 200 lirayı geçmeyecektir. İki, bu maliyetin bir problem teşkil etmesi halinde ben esas itibariyle KOBİ kuruluna kimler olduğunu söyleyeceğim, bir proje sunacağım. KOBİ'lerle ilgili kanuna göre ilk projeyi Odalar Birliği hazırlayacaktır ve Ticaret Bakanlığı da bunu onaylayacaktır. Bunlar teşvikleri, şunları bunları da yapacaklardır. Teşvikler içerisinde sadece maddi teşvikleri değil, aynı zamanda sosyal maliyetleri ortadan kaldıran teşvikleri de koymak lazımdır. Sosyal maliyetleri ortadan kaldıran teşviklerde, onlara da size söyleyeyim, üretim yapan limited şirketler bakımından, sırf limited şirketleri alıyorum. Çünkü KOBİ'lerin büyük çoğunluğu limited şirkettir. Şirketler bakımından devlet bir şekilde... Hocam bir bu alanda faaliyet gösteren, yani bilgisayar programcılığına faaliyet gösteren bir şirket şahane bir proje yapmış. Bankalarla anlaşıyor. O bankanın müşterisi olan kişilere bankanın promosyon olarak internet sitesi hazırlama işini bila bedel yapıyor ve şahane de yapıyor. Gördüm tabii şirket adını şu anda vermem mümkün değil ama çok güzel bir iş. İkincisi de benim kanaatime göre diyorlar ki küçük limite şirketler... Ben Perpa'da 800 kişiye konuştum. Orada biz yeminli mali müşaviri denetçi olarak YMM-SMM'yi nasıl tutacağız diyorlar. Benim kanaatime göre devlet bunun bir kısmını yüklenmelidir. Benim sosyal maliyet dediğim bu. Çünkü o şahsın bu kanunda öngörülen faaliyet olmazsa biz sosyal maliyet ödüyoruz. O maliyetten kurtulmak veya ben bunu bu teklifi yapacağım. Bir. İkincisi, şimdi 660 sayılı şu şey var ya, kamu gözetim kurumu. O kamu gözetim kurumunun muhakkak surette bu denetimin nasıl yapılacağına ait yazılım üretmesi ve bunu bedava dağıtması lazım. Ben bunu hem bütçe ve plan komisyonunda söyledim. Hem bundan evvelki ticaret bakan... Bunu kanuna yazmak mümkün değil mi bir görevlendirme olarak? Valla bu maliyet getiren şeyleri biz yazamayız. Yani bunun bir adab tarafı da var. Maliyet getiren şeyleri yazamayız. Şimdiki Ticaret Bakanı bunu çok ciddi şekilde düşüneceğini söyledi. Fakat yetkisi elinden gitti. Gitti. Bakanlık bölündü.
Hayır, şeye gitti. Bu 660 sayılı böyle gitti. Şimdi onların bunu muhakkak yapmaları lazım. Çünkü bu zor bir şey değil. Aksi halde göreceksiniz ki büyük şirketler, yani yabancı denetleme şirketleri bunları çıkaracak ve yüksek maliyetle satmaya başlayacaklar. Aynen. Benim de şimdi size soracağım tam da budur hocam. Evet, başlayacaklar. Bunu ben gittiğim her yerde söylüyorum. Devlet kendisi bunu ya kendisi üretsin, bu kadar mütehassısı var. Üretemiyorsa bunun için bir telif ödesin ve bu telif karşısında bunu alsın, bedava alsın. İlk faaliyete geçtiği zaman Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu İFRS'ler için Uluslararası Muhasebe Standartları için telif ödedi. Yüksek bir para değil, telif ödedi. Ben şundan eminim ki İFSAK'a gitseler, ben oradaki adamların hiçbirisini tanımıyorum. Yani uluslararası denetleme standartlarıyla uğraşan adamlara bu denetime ilişkin bize yazılımları verin deseler, onlar size bu yazılımı küçük bir parayla verebilirler. İnşallah. Şimdi hocam denetim şirketleri deyince hemen oraya gelmek istiyorum. Kanun küçük büyük demeden bütün şirketlere denetim şartı getiriyor. Bağımsız denetim şartı getiriyor. Şimdi bugün Türkiye'de bağımsız denetime tabi şirket sayısı 20 binlerde. Değil mi? Yanlışım biliyorum. Bağımsız denetime? Bağımsız denetime tabi şirket sayısı 586. 586 adet mi? Evet. Ha, ben yanlış biliyorum demek. Özür dilerim. Yani şu, bugün halka açık şirketler bunlar. Bunlar 586 tanedir. 600'e varmış olabilir. Ve 77 tanesi zavallı rakamlardayız. 77 tanesi hisse senedi borsada işlem gören şirkettir. Bunlar da 586, 20 bin falan değildir. Pardon o zaman. 586 şirket bağımsız denetime tabi Türkiye'de. Şimdi sizin yasanızla beraber 700 bine çıkıyor bu rakam. Değil mi? 700 bin benim kanaatime göre şu 476 falan. Evet. Faal şirketler dersek 475 bin. Birdenbire müthiş bir denetim pazarı oluşmuyor mu? Evet. Bu kadar şirketi bir hakkın denetleyebilecek denetim şirketi var mı? İki, denetim şirketi yok. Ya da denetçi var mı? Ve şimdi onu da ve söyleyeyim. Bu şirketlere bir ekstra maliyet getirmeyecek mi? Çok güzel bir sual. Şunu söyleyeyim. Biz bu YM'de 586 tane şirket bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenecektir. Bugün Türkiye'de bağımsız denetim şirketlerinin sayısı 84. Evet. Bu rakamlar değişiyor olabilir. Yani benim bildiğim 84'tür. Bunun 15 tanesi yabancı şirkettir. Büyük şirketlerin büyük pazarı bu yabancı şirketlerin. Top, özellikle top, 4 büyüğünlerindir. Top 4'lerindir. Big Four bu piyasanın bunların elinden bugün alınması imkanı yoktur. Çünkü bunların seçimleri Türkiye'deki yabancı şirketlerin kendi inisiyatifinde değildir. Dışarıdaki şirket hangisiyle çalışıyorsa buradaki de onunla çalışmak mecburiyetindedir. Türkiye'de ne derseniz deyin 500 bin şirketle büyük bir pazar vardır. Avrupa topluluğunun gözü bu pazardadır. Evet. Ve hatta Hindistan'ın gözü bu pazardadır. Hindistan'ın gözü bu pazardaymış dediğim kadarıyla. Yani yabancıların gözü. Avrupa'nın ama elinde bir silah da var. O silah da şu, bu işi sen yapamıyorsun deyip mesleklerin serbest dolaşımından bu pazarı bana açın demeleridir. Ben Brüksel'e gittiğimde bunu hissetmişimdir. Ve gelip bu 180 tane konuşmamın en aşağısında 100 tanesi de bunu söylemişimdir. Ve ben ona demişim ki 3 kişi bir araya gelin. Şirket kurun. Şirket kurun. Ve bununla ilgili dünyadaki şirketin modeli LLP'dir. Limited Liability Partnership. Bunun Türkçe karşılığı şöyle söyleyeyim. Sınırlı sorumlu ortaklık. Ortaklık veya meslek ortaklığı.
Bununla ilgili bir kanun tasarısı hazırladım. Bu kanun tasarısı bugün bir milletvekilinin elindedir. O milletvekili dedi ki biz bunu verelim. Bu da öyle, bunu da korumak zor bir şey değildir. Bu da muhakkak kurulmalıdır. Bunu da zorlamak icap edilir. Bunlar kurulduktan sonra eğer söylediğimiz, sizinle mutabık kaldığımız şekilde yazılımları da devlet temin ederse, kabul ederse, bunları kabul ettirmek zihniyet farkı bunlar. Bunları kabul ettirirse bu piyasa işler. Biz bu hükümlere bağlarken 3000 tane YMM, 33 bin tane SYMM vardı. Yani 3000 tane yeminli mali müşavir, 33 bin tane serbest muhasebede, yani 36 bin tane. Bugün bu sayı 84 bindir. Bu biraz şüphe çekicidir. Evet. Niçin şüphe çekicidir? Bana öyle geliyor ki bu pazara bu imtihanları yapanlar şeyini almak istemiyorum, günahlarını. Gerekli kadar özen göstermemiş olabilirler. Bu 84 bin şimdi şurada gördüğümüz 400 bin 450 bin şirketi. Doğruysa o rakam, rahat rahat denetler. Fakat çok büyük iki problem var. Bunlardan birisi, bütün bu denetçilerin hepsi vergi denetiminden gelmişlerdir. Evet. Buradaki felsefe başka bir şey. Başka bir felsefedir. Bu felsefe o kadar karmaşık bir felsefe değildir. Fakat buna alışmak lazımdır. TÜRMOP bu konuda büyük bir çaba sarf ediyor. Büyük bir çaba sarf ediyor. Benim en büyük korkum bu şey kanun. Belki üniversitenin maliye bölümlerinde bununla ilgili bir bölüm açmak ve bununla ilgili eleman yetiştirmek gerekebilir. Bu da olabilir. Çünkü illa maliyeci olması gerekmez bunların. Bu da olabilir ama bunların buna uymaları, intibak etmeleri çok zor olmayacaktır. Fakat Avrupa bizi muhakkak surette sıkıştıracaktır. Evet. Şimdi size bir şey daha söyleyeyim. Ticaret Bakanlığı'nın elinden gitmeseydi, Profesör Bozkurt var. Bir de Cemal Bey var. Bunlar çok önemli iki maliye profesörü. Bunların elinde Kanada'dan alınmış bir denetleme stratejisi var. Kanada'dan izin alıp bu stratejiyi bana vereceklerdi. Ben de Maliye Bakanı şeyle Ticaret Bakanı ile konuşmuştum. Bunu biz kılavuz olarak yayınlayacaktık. Yani iş insanları karanlıktan kurtarmak, yayınlayacaktı. Şimdi bu şahıslara ben gideceğim, bunu söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeyim. Bu benim vasiyetim. Öyle. Ben 76 yaşında bir adamım. Hocam maşallahınız var. Ama bu benim vasiyetim. Şu kanun diyor ki denetçi yerinden ve internetten gözetlenir. Yerinden denetim out'tur. Yerinden hiçbir şey denetleyemezsin. Adam yollamak lazım. Bu dünyada nasıl oluyor? Her ay internete şu kamu kurumu bir belge koyuyor, bir form. Bu formu sen dolduruyorsun denetçi olarak. Denetlemeye başlamamışsan doldurmuyorsun. Bu formun bir çeşidi benim elimde. Ben gidip bunlara vereceğim. Ama bunu şu sırada Fatih Bey kimse duymak istemiyor. Ben burada bir istihdam endişesinden çok, bir istihdam düşüncesinden çok endişe ediyorum. Yani şu kurumun adam sayısını artırmak. Ben size bunu söylüyorum. Siz bunun lütfen takipçisi bir gazeteci olun. Bakın, internetten denetim yapılacak mı? İnternetten denetim yapılırsa Türkiye'de şirketleşme olacak. Çünkü elde çanta, bu denetim yapılamaz. Bu denetim yapılabilmesi için denetimin donatımına ihtiyaç var.
Bu donatmada ancak şirketle olabilir. Hocam biz sizle daha çok program yapacağız galiba. Çünkü çok aydınlatıcı konuşuyorsunuz. Pek çok mevzuda. Ben size yararlı olabildim mi? Gayet oldunuz hocam. Çok izleyicilere yararlı olmanız önemli. İçimi dökebildim mi? Daha da dökeriz hocam. Başka programda da yaparız. Çünkü sizin çok anlatmanız gereken şeyler var. Son bir sual soracağım. Bu benim şahsi merakım. Programa başlarken kanuna koyduğunuz bir takım müeyyide içeren maddelerin özellikle bu bankalar krizi döneminde Türkiye'de ne kadar kötüye kullanıldığını, kanunlardaki boşlukların ya da eksiklerin kötüye kullanıldığını ve insanların bu eksiklerden yararlandığını söylediniz. Benim o dönemde yazdığım ve bir takım denetim kuruluşuna da hop oturup hop kaldırtan bazı tespitlerim vardı. O da şu, şimdi bu bankaların tamamı, o dönem batan bankaların tamamı bankacılık kanunu gereği hepsi bağımsız denetime tabiydi. Çok doğru. Ve bunların tamamı kimisi bir ay, kimisi iki ay, en fazlası mecburen kanun gereği 6 ay önce bağımsız denetimden geçmişlerdi. Çok hem doğru. Bağımsız denetimden hem bankalar BDDK'nın murakıplarına denetimden geçmişlerdi. Evet. Buna mukabil bu bankaların denetim raporlarında bu bankaların batmak üzere olduğuna ve kaynaklarının kötüye kullanıldığına ilişkin en ufak bir ibare yoktu. Hayır. Bu bankalar langırt diye battılar. Hayır. Ve batmasının ardından bu denetim şirketlerine hiçbir sorumluluk yüklenmedi. Mahkemeye verildi, hiçbiri mahkum olmadı. Hiçbiri mahkum olmadı. Oysa benzer bir örnek aynı tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Arthur Andersen. Evet, Enron'un denetçisi Arthur Andersen, Enron battı. Enron'un denetiminin bir hakkın yapılmadığı Amerikan adayı tarafından tespit edildi. Ve Arthur Andersen gibi dünyanın en büyük denetim şirketi o tarihte yok oldu. O da battı. Gitti. Gitti. Türkiye'de ise hiçbir şey olmadı. Sebebini söyleyeyim. Bunun içerisinde bunun çaresi var. Yok hocam, şimdi ben ona dikkatle baktım. Hemen diyor ki denetim şirketlerinin sorumluluğu sınırlı. Yani denetim şirketleri... Ama sadece sır saklamak bakımından. Sadece sır saklamak bakımından. Diğerlerinde değil. Şimdi ben size söyleyeceğim. 4 görüş vereceksiniz. 1. Olumlu. Açıkça diyeceksin ki görüşüm olumludur. Fevkalade. 2. Olumsuz. Şeyini de söyle. Yok. 3. Kaçınma. Kaçınma demek şu demek. Beni çalıştırmadılar. Bana bilgi vermediler. Vermiyorum. 4. Sınırlı sorumlu. Olumlu. Sınırlı olumlu demek şu demek. Olumluyum. Ama şu 4 nokta. Dikkatimi çekti. Bunlara dikkat. Kanuna aykırı. Kanuna. Yönetim kuruluna bunu anlatamadım. Genel kurul gelsen bunu düzelt. Evet. Ama... Şimdi tek kişilik anonim şirketi nasıl olacak bu? Bir şey söyleyeceğim. Ama sorumluluk burada ama benim görüşüm olumlu. Şimdi şu görüş dünya standartlarına uymuyor diye bir bağımsız denetim kuruluşlarının derneği tarafından. 2. TÜRMOB'a bağlı bazı odalar tarafından reddedilmiştir. Ne istemişler bunun yerine? İhtirazi kayıtla imza. İhtirazi kayıtla imza nedir biliyor musunuz? Şu 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 ile imzalanmıştır. Görüş yok. Türk mahkemelerine gittiğinde görüş yoktu. Biz çözümü bu noktada bulduk. Bunu da değiştirtebilirler. Bunu unutmayın. Biz nevralcik noktalar neler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Burada sen diyeceksin, işte sen burada ben olumluyum demişsen, mahkemede senin yakana yapışacabilecektir. Bir şey daha söyleyeyim. Olumsuz görüş verdi. Olumsuz görüş suç şeyde şirkete bir suç getirmez. Mahkemeye veremezsin. Ama yönetim kurulunun... Onun için diyoruz. Bu adam yapamadı. Başka bir yönetim kurulu. Tek kişilik şirketten olacak. Hı? Tek kişilik şirketten olacak. Tek kişilik şirketinde bir tane şeyi yani hatta tek kişilik işte kurul. O gidecek başka bir kişi seçecek. Şirketin tek ortağı var. Ama o tek kişilik genel kurulu var. Ama bir şey söyleyeceğim. Artık
yönetim kurulu üyesi olmak için ortak olmak mecburiyeti yok. Ama şimdi koyduğunuz kanunda tek kişilik şirket var. Evet, tek kişilik şirket. Tek kişilik yönetim kurulu. Tek kişilik yönetim kurulu. Dışarıdan bir yönetim kurulu üye getireceksin. Üye ol, yani pay sahibi olmak mecburiyeti yok. Peki kim olacak o? Onunla ilgili bir şey yok kanunda. Seç birisini getir. Mesela kanun beni istemedi, denetçi beni beğenmedi. Ben eşimi getirebilir miyim? Efendim? Kanun denetçi dedi ki bu adam olmamış dedi. Bir tamam denetçi. Dedim karımı getirdim ben. Bir, acaba denetçi vasfına haiz mi? İki, sizin de... Denetçi dedi ki bu şirket olumsuz görüş verdi. Bu şirketi bu Ahmet Fatih yönetemedi. Evet. Peki tamam, yerime kim gelecek? Ama Fatih gitti. Ben dedim ki hanım gel otur şirketin başına sen yönet. Olur mu? Yönetemeyeceksiniz. Esas da tabii yönetecek de burada olumlu görüş alacak standartlara uygun bir tek görev vereceksiniz size. Sana 3 ay süre, 3 ay sonra bize standartlara uygun hale getir şirketi. Getir. Bizim, o da olmadı. O da gidecek. Bizim niyetimiz şu. 2 sene sonra olsa bir muhasebe parçası yakalamaya çalışıyoruz. Şunların hiçbir tanesinde ben, anonim şirketler de dahil, olumlu görüşün ilk senelerde alınacağını tahmin etmiyorum. Alınalım, bunu kabul edelim de diyemeyiz. Bu devreyi muhakkak gütmek lazım. Hocam bu kazan daha çok su kaldırır. Bu konuyu daha çok konuşacağız herhalde sizde. Tabii çok konuşacağız ama şu... Lütfeder gelirseniz. Şu, ben her zaman... Çok aydınlatıcı oluyor. Siz zaten neredeyse şirket şirket dolaşıp merhabınızı anlatmaya çalışıyorsunuz herkese. Evet, bütün konferanslara gidiyorsunuz sağ olun. Konferanın hiçbir tanesinden para almıyorum. Biliyorum bedava. Onu da söylüyorum. Bilaha ücret. İsteyen her yere giderim. Evet, her yere gidiyorsunuz. İdeolojisi beni ilgilendirmez. Farkındayım hocam. Hiçbir şey olmaz. Farkındayım. Ben giderim. Benim niyetim şu. İlk adımı atalım. Hocam bir şey söyleyeyim size. Bu eleştiriler tamamen iyi niyetle yapılmıştır. Bizim tarafımızdan da olsa, başka tarafından olsa emin olun. Ben bundan eminim. Biz size gerçekten teşekkür borçluyuz bu kanuna verdiğiniz emek için. Bu yaşta 76 maşallah göstermiyorsunuz. Allah sağlık saatinizin devamını sağlasın. Şu da çok gerçek ki bu kanunu yapmamış olsaydınız size eleştirecek kimse de yoktu. Tam ortada bir kanun da yoktu. Siz bu kadar bu işe kendinize vakfetmeseydiniz. Türkiye'de biliyorsunuz ki iş yapanla ilgili genelde bu olur, eleştiri olur. İşi yapmayana kimse bir şey demez. İşi yapanı da eleştirirler. O yüzden siz bu eleştirileri de aslında iltifat olarak da kabul edebilirsiniz. Amacımız hep beraber doğruyu bulmak. Siz de zaten bazı boşlukların farkındasınız ki bunları düzelteceğiz diyorsunuz. İnşallah kanun yürürlüğe girip de sorunlar ortaya çıkmadan ne kadar düzeltebilirsek kârdır. Sizden tek ricam şey bu. Bu kanunun yürürlüğe girmesine mani olan... Katiyen böyle miydi hocam? Yürürlüğe girinceye kadar ne kadar düzeltsek kârdır diye bakıyorum. Mani olan bir takım heronlar var. Yani... Hocam bu heronlar tehlikelidir. Yanlış insanları bombalattırıyorlar biliyorsunuz. Bir heronlar var onu söyleyeyim. Bunların içindeki pilotlar da yok. Evet ve ondan sonra pilotlar da yok. Çok fena bombardıman oluyor. Evet. Ben sağ olun. Benim için çok faydalı bir gün oldu. Çok teşekkür hocam, ederim. Hocam valla mali cilim, hukukçu da değilim ama kafam biraz çalışıyor bu işlere böyle okudukça. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Profesör Tekin Alp'le konuları ele aldık. Eleştirileri, kanunda tartışılan maddeleri görüştük. Az sonra Lefter Küçük Andonya'nın dizisin, yani sevgili Lefter'in torunları bizde olacak ve Lefter'i konuşacağız. Evet değerli izleyiciler, programımızın ikinci bölümünde 3 değerli konuğum var. Geçen hafta biliyorsunuz Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden, futbolun güzel olduğu dönemlerin en önemli isimlerinden birini Fenerbahçeli Lefter Küçük Andonyadis'i kaybettik. Sadece Fenerbahçeliler değil, herkes çok üzüldü. Çünkü dediğim gibi eskiden futbol güzeldi. Bugünkü gibi düşmanlık üzerine değil, dostluk üstüne kuruluydu. İşte çok az sayıda bu böyle herkese var olmuş futbolcumuz var. Bunlardan işte biri rahmetli belki Metin Oktay'dı, biri Lefter'di, belki biri Can Bartu'ydu. Kendisi çok şükür hayatta hala. Bunlardan az sayıda vardı ve birini daha kaybettik. Hep beraber de çok üzüldük. Bu akşam torunları
bizle beraber. Özlem Katmer ve Özcan Katmer bizle beraber. Yanlarında da Lefter'in biyografisini yazan Haluk Hergün bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun. Hakikaten biz ona hep Lefter diyoruz. Yani babamız yaşındaydı ama hep Lefter'de hep genç kaldı aklımızda. Lefter olarak kaldı. Herhalde hoş anılarınız vardır onunla ilgili olarak. Ama onlardan önce güncel bir şey sormak istiyorum. Şimdi, o zamanlar futbol hakikaten güzeldi. Böyle bir düşmanlık, böyle bir kavga ortamı değildi. Futbolcuların her biri birer beyefendiydi. Lefter o günleri anlatırken, bugünle karşılaştığında size bir şey anlatır mıydı? Ne derdi? Bugün nasıl gördü? Özlem'im size sorsam bunu. Üzülür müydü bugünkü futbolcular ne? Yani tabii biraz üzülüyordu. Öncelikle o zaman futbol dediğiniz gibi böyle değildi. O zaman mesela derbi başlarından sonra ilk aklıma gelen oturup karşılıklı yemek yerlermiş takımlar. Öyle bir kardeşlik havası içerisinde. Maçın mütalaasını falan yaparlarmış. Yani öyle değişik. O zaman şimdiki gibi değil. Fanatizm bu kadar had safhada değilmiş. İlk aklıma gelen o benim. Peki mesela ben Lefter'i Fenerbahçe maçlarına gittiğini hiç görmedim. Son yıllarda özellikle hiç görmedim yani. Niye gitmezdi maçlara? Bir kırgınlığım vardı, futboldan bir soğumuşluğum vardı. Ne vardı? Yok, öyle bir şey değil. Genelde zaten televizyondan çok güzel takip ediyordu müsaade edildiği yıllara kadar. Son yıllarda zaten heyecanlandığı için falan doktorları tarafından yasaklanmıştı. Maçları canlı olarak izlemişti. Daha sonra skor söylüyorduk. İşte gollere falan bakıyordu o şekilde. Yani öyle kırgınlığı yoktu. Zaten dedem spor yazarlığı yaptı 20 evet. sene boyunca. O zaman zaten görevli olarak mecbur gidiyordu. Ondan sonra bir daha gitmedi. Ondan sonra herhalde artık zaten onu da bıraktığında yani artık emekli hayatı gibi yorucu oluyordu. Çünkü gece saat 1'de ben adaya geldiğini bilirim son vapurda. Evet, son vapurdaydı. Evet dedemin. Ondan sonra yazıyı düzenleyip gazeteye telefonla bildirirdik. Ben hatırlarım yani ben okurdum dedemin yazılarını. Ve 60'lı yaşlarına kadar adada futbol oynardı. 65 yaşında. Evet. 65 ondan yaşındaydı. Sonra ben oynadım. Evet. Nur içinde yatsın, toprağı bolsun kendisiyle. Kınal Adadaki bir sahada biz futbol oynamıştık beraber. Evet, çok da görmüştüm. Evet. 60 küsur yaşındaydı. Evet. Süper de oynuyordu. Adadan Fıstık Ahmet. Ahmet Tanrı verdi. Bizim aile dostumuz. O da öyle oynadığı yılları anlatıyor. Evet, Kınalı'da. Peki Özcan Bey. Takım taraftarlığı konusundaki yaklaşım nasıl? Mesela ailede Fenerbahçeli olmayan kimse var mıydı? Nasıl bakardı konuya? Ailede Fenerbahçeli olmayan babam var. Hangi takım? Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. Sadece neyse, ama bizim ailemizde dedemin yanındayken hepimiz Fenerbahçeliyiz. Dedemin takım taraftarlığı konusuna bakışını sordunuz. Evet. Doğru mu? Taraftar olarak Lefter diyeyim. Taraftar olarak Lefter dedemiz oldukça ateşli bir taraftardı aslında. Çünkü Fenerbahçe taraftarı olmasının verdiği herhalde bir ateşti bu. Ve ona yıllarca forması, yani onun Fenerbahçe takımında oynamanın verdiği bir ateşti. Çok hırslıydı. Gerçekten çok hırslıydı. Fenerbahçe'nin, demin sordunuz neden maçları izlemiyordu. Bu hırsından dolayı belki. Çoğu taraftar da böyledir. Tabii. Penaltılarda kapatıp gözümüzü arkaya döneriz. Dedem aynı şekilde çok ateşli bir taraftardı. Dolayısıyla maçları böyle fazla çok heyecanla izlediğinden biz de o ateşe kadar... Tribüne gidip kendini bozmak istemiyordu yani. Evet. Bize de bunu aşıladı tabii ki dedemiz. Yani o renkleri taşımanın herhalde verdiği bir şeydi onun için. Sıkı bir taraftardı diyebilirim. Peki mesela şeyi düşündüm, söyler miydi? Şu iyi futbolcu, benim yerimi bu alabilir mi? Böyle gördüğü dönemsel tabii yani bu defterde de yani bu dönemde şu iyiydi falan dediği böyle gözüne çarpan Fenerbahçe'de görmek istediği ve Fenerbahçe'de oynayıp da onu mutlu eden oyuncular var mıydı? Benim için o kendiyle karşılaştırdığında mesela süratli olarak adlandırdı Rıdvan vardı, Rıdvan abimiz. Onu gerçekten o sürat konusundaki, atikliği konusunda mesela kendisinde bağdaştırdığı noktalar oluyordu. Golcülük konusunda yine Aykut'la Tanju o fırsatçılıkları, işte o topun gelişlerine hakim olmaları, neyin ne anda olabileceğini öngörmeleri gibi özelliklerini de onlar da yer yer buluyordu. Oğuz'un yine tekniğini, çıkardığı paslarda orta sahadaki hakimiyeti konusunda da kendinden bir şeyleri buluyordu. Son zamanlarda da Alex'i çok yakın buluyordu kendine. Tabii Alex daha çok benziyor. Bir de
Onun da beyefendi tarafı hakikaten çok güçlü. Mütevazilik yani konusundaki tarzı, evet. Tarzı, tutumu falan evet. Hakikaten çok güçlü. Evet. Yani ben isterim ki mesela Alexi'yi beyefendi futbolcu Galatasaray'da olsun diye isterim. Hakikaten çünkü profesör gibi bir adam. Yani tarzı, tipi falan çok benim de hoşuma giden bir futbolcu. Biz istemezdik Galatasaray'da olmasını. Ben de istemiyorum zaten. Yaşlandı artık da. Yani vakti zamanında keşke evet. Galatasaray'da olsaydı. Ben gerçi Alex'in Fenerbahçe'ye geleceğini hiç zannetmiyordum. Gelmez vermez de yazılar yazdım. O yıllarda da o yazılardan dolayı rezil oluyorum. Sürekli Fenerbahçe'ye kadar dalga geçiyorlar. Gelmez demiştim diye. Ama hakikaten Türk futboluna da Fenerbahçe'ye faydası oldu. Bence futbolundan kadar o duruşuyla, beyefendiliğiyle de bence o da Fener tarihine geçecek diye düşünüyorum. Peki dedenizin futbol oynadığı ve Türkiye'de hakikaten çok sevildiği, gerçi hep sevildi ama zirvede olduğu dönemlerde Türkiye'de tatsız olaylar da oldu. 6-7 Eylül olayları oldu ve evinin camlarının kırıldığı, evinin taşlandığında hepimiz biliyoruz. Bu olaylardan hiç bahsettim ya, o zaman böyle bir kırgınlığı, bir şey var mıydı o zaman? Bunları hep kendi içinde yaşadı. Biz yani kim olduğunu, o camları taşlayanın kim olduğunu bilmesine rağmen dedem bize hiçbir zaman bunu açıklamadı. Kendisiyle götürdü onları, hiç söylemedi bize. Tanıdığı isimler miydi acaba bunlar? Tabii adı tamam. Çok küçük bir yer, tanımaması pek mümkün değil. Ama hiçbir zaman söylemedi bunu bize. Hep kendi içinde yaşadı. Şey yapmadı yani, o yüzden onunla ilgili hiç söylemezdi yani. Genelde... geçiştirirdi konuyu, hiç söylemezdi. Ferit bir olay evet. Olarak değerlendirdi bu olanları. Yani hiçbir zaman kendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, kendisi gibi Türk olanlara değil de daha çok münferit, aradan çıkan bir olay. Çünkü o kendi memleketini, topraklarını çok sevdiği için hiçbir zaman münferit böyle bir olayı... Bir zaman düşünmedim Yunanistan'a göç etmeyi, Türkiye'yi terk etmeyi falan hiç aklına asla, getirmedim. Asla. Çünkü Yunan milli takımında oynaması için o dönemde büyük teklifler yapıldığı, büyük paralar önerildiği biliniyor değil. Evet, öyle duyumlar vardı, öyle teklifler de olduğu söyleniyor ama asla asla tek bir kelime dahi duymadım ağzından. Haluk Bey, siz bununla ilgili konuştunuz kendisiyle, ne anlatıyor bunu? Kendisi hakikaten bu isimleri bir sır olarak sakladı ama bu konu çok da abartıldığı kadar değil. Evine bir taşlama olmuş. Taşlama olmuş. Çok kısa bir zaman içinde Kartal'dan taraftarlar ve Şükrü Ersoy'un eşliğinde birkaç futbolcu arkadaşı hemen evi bir koruma ablukası altına almışlar. Ama tabii bayağı korkmuş, kızlarını, hanımını alarak, elinde silahla kapıda acaba ne zaman girecekler, bir şey olacak mı diye. Tabii Allah'tan olaylar o raddeye gelmemiş. Yani taşlamadan ibaret maalesef. Hı hı. Ona yapılan büyük bir ayıp olmuş. Ama bu hiçbir zaman bilmesine rağmen, polislerin, devletin isimlerini istemesine rağmen bu isimleri hiçbir zaman zikretmedi. Siz herhalde oynadığı dönemlere hiç denk gelmediniz değil mi? Maalesef. Maalesef. Büyük kayıp bizim için ama maalesef. Peki saklar mıydı? Evde bir arşivi var mıydı? Bütün bu, o dönemle ilgili fotoğraflar, başlıklar, filmler var mıydı? Fotoğrafları, oldukça fazla fotoğrafları var. Zaten kitabımızda da yer alacak o fotoğrafların çoğu. Kitap mı hazırlıyorsun? Evet. Sizin hazırladınız. Evet. Yalnız ben çok araştırdım, çok sordum. Bir Macar milli takımınla Macar maçı var milli maç olarak. Onun görüntüleri bizim, onun ifade ettiği de demin, son dönemlerine denk geldi bu video çekimlerinin. Hatta çim sahada bile oynamaları onların çok kısa bir dönem tabii. Gibi bir döneme çim denk gelmiş. O zaman. Yani evet. Yer yer çimli sahalar evet. Var o zaman. Sezon başlarında. Dolayısıyla sezon başında biraz çim var. Evet. Radyodan hep dinleniyordu. Aynen. Video çekimi denen bir şey. Görüntümüz maalesef sadece Macar milli maçından ibaret. Bir tek o maçın var görüntü olarak. Yok, bir de Kore maçı var. 1994 Dünya Kupası görüntülerini getirmiştim İsviçre'de yapılan. Orada iki tane attı, önemli gol var. Bir tanesi Fenerbahçe TV'de dönüyor. Güney Kore 7-0'lık maç. Bir de dünya şampiyonu olan Almanya karşı attığı 90. dakikada atıyor golü. O Dünya Kupaları tarihinin 400. golü olarak kayda geçiyor. Bunun görüntüsü var. Bir de benim eski Türk filmleri arşivlerinde Lefter abinin sporculuk, yani futbolculuk dönemlerinde sahaya çıkarken, ısınma hareketleri yaparken ki çok orijinal görüntülerini bu bir de belgesel yapıyoruz biz bu arada bu kitabın bir eki olarak. Nebil Özgen Türk'ün Bir Yudum İnsanı 1999 yılında yaptığı bu belgesele işte son dönem görüntüleri işte Fenerbahçe TV'de sağ olsun defterle ilgili bütün görüntüleri kullanımımıza sundu. İşte benim kendi arşivimdeki görüntülerle birleştirerek çok güzel de bir bu kitaba görsel bir katma değer katarak inşallah okuculara sunacağız. Peki yaşıyla ilgili tanışma vardır. Evet, kimi 24'lü der, evet, kimi 25'li der. Kaçlıdır defter? Kesinlikle kaç söylemek gerekirse 1924 doğumlu. 24 doğumlu. Bu bir kesin yani. Bu çünkü 25 deniyor, 26 deniyor ama 20 Kasım 1924 onun gerçek doğum tarihidir. Yani aslında 87 yaşındaydı. 87 yaşındaydı.
Peki iki tane yaşarken insanın başına gelince çok mutlu olacağı olay var. Birisi Fenerbahçe maçında da geçiyor. Diğeri Hekirlik. Bunlar olduğunda ne hissetti, ne anlattı? Ağladı mı oturucu? Benim gözüm yaşarıyor çünkü. Özellikle heykeli dikildiğinde, o açılışa gittiğimizde çok heyecanlıydı dedem. Yani çok heyecanlıydı, gözleri yaşarmıştı o gün. O gün çok mutlu olduğunu gördük dedemin. Gerçekten. Bir de Dereazı testlerine adının verilmesi, o da çok onur etmişti, çok mutlu olmuştu. Ben öleceğim ama adım orada kalacak demişti. O da dedemi çok mutlu etti. Bunlar gerçekten dedemi bir çok de mutlu. Oturdu sokağa dedik. Ha, bir de o var, evet onu da unutmadım. Tabii Türkiye'de işin kötüsü şu, verirler sonra kaldırırlar. Beni de en illet eden mesele budur bizim memlekette. Zannetmiyorum böyle, herhalde böyle bir şey yapmazlar. Bir şey olacağını. Yok. Yani böyle bir eşeklik yapmazlar diye. Çok senedir var zaten, evet, sokağında. O sokağında uzun zamandır öyle. Peki Fenerbahçe'nin diğer isimleriyle arası nasıl? Mesela Can Bartu. Can daha genç ondan Bartu ama hep büyük bir saygısı vardı. Can Bartu'nun defteri. Nasıl ilişkileri diğer futbolcularla, ne yapar? Hiç görüşürler miydi, konuşurlar mıydı? Onların döneminden kalan, işte daha evvel de bahsettiğimiz, o zaman futbol anlayışı farklıydı dememizin bir sebebi de herhalde bu. Dostluk anlayışı farklıydı herhalde. Arkadaşlık, dostluk çok farklıydı o dönemde. Can Bartu, can arkadaşıydı onun. Çünkü devamlı telefonla konuşurlardı. Bir de takım arkadaşı, geçmişte yaşadıkları, beraber kampları, oynadıkları futbol hala abi maçları. Dermiş, değil mi? Defter abi dermiş. Doğrudur, doğrudur. Evet. Çok güzel anları var Can Bartu. Kimler giderdi başka bir futbol camiasına? Ebe falan gelip giden olur muydu çok? Bizim eski isimler, hep lakaplarıyla hitap olunan isimler var. Necdet abi, abimiz, evet, var. Mustafa abimiz var. Rahmetli Bahsi abimiz de çok şeydi. Melih Ilgaz abimiz. Faruk Ilgaz'ın erkek kardeşi rahmetli oldu. Evet, o da çok, o hiç bağlantıyı kesmedik onunla. Evet. Hatta o bizim dişçimizdi diyebilirim, evet, yani. Aynı zamanda dişçi olduğu için. Evet. Ya hiçbir zaman bağlantıları kesilmedi eski arkadaşlarıyla. Hep birbirlerinin hatırını sorar, ararlar. Peki mesela hiç düşündün böyle Fenerbahçe? Çünkü ben hep isterim ki böyle futbol, spor kulüplerine, sporun içinden gelmiş adamlar başkan olsun. Sporun içinden gelmiş adamlar o camiaları yürütsün ki sportif hava ortadan kalkmasın. O çirkinlikler yaşanmasın. Çünkü sahada topa kafasını uzanan adam tribünde farklı oluyor. Daha iyi anlıyor bu hissi ve daha sportif anlamda daha düzgün davranıyor. Hiç düşünmedim böyle Fenerbahçe'de başkanlık yapayım. Çünkü yani ben dese ki Defter, ben Fenerbahçe'ye başkan olacağım ki daha önce Büyük Fikret başkanlık yaptı Fenerbahçe'de. Hiç böyle aklına gelmedi mi? Böyle bir niyeti yok mudur? Aklına gelmesinden ziyade teklifler de vardı bu. Yani daha doğrusu o tarafa iten bir durum vardı. Hem politik anlamda da vardı yani bu spor konusunda, hem de sportif anlamda da, yöneticilik konusunda da vardı. Fakat dedemin herhalde bir şeyi yoktu o konuda. Pek dedem hayatını futbolla başladı, futbolla bitirmek istedi ama bunu hep sahada yapmak istedi sanırım. Hiç bu işin idari kısmını hiç düşünmedi ya da kağıt üstündeki kısmını hiç şey yapmadı. Peki mesela kısa bir dönem antrenörlüğü de var. Doğru. Pek kısa değil. 64'te başlayıp 82 yılına kadar süren... Yaptım 82'ye tabii. En son 1982'de genç milli takım menajerliğiyle bıraktı. Menajerlik'e kadar. Ondan sonra spor yazarlığına başladı. Ben 1900... böyle 8-10 senedir diye hatırlıyorum. Yok, kafamda. Yok, hayır. Bayağı bir takım var. Bayağı bir Anadolu'da emeği var. Antrenörlük döneminde mesela Fenerbahçe'de antrenörlük yapmak... Çünkü yapamadı Fenerbahçe'de antrenörlük, bildiğim kadarıyla değil mi? Yapmadı. Evet. Fenerbahçe'de antrenörlük yapmak, bir büyük takımın antrenör olmak gibi arzu var mıydı? Mesela o dönem diyelim ki Galatasaray dedi ki Lefter gel bizim antrenörümüz ol. Gelir miydi? Bu Galatasaray olarak mı soruyorsunuz yoksa herhangi bir takım büyük mesela bir... Galatasaray'a antrenör olsaydı olur muydu? Hayır, olmazdı. Olmaz. Ben de zannediyorum. Galatasaray, yani bu bir şey açısından değil de herhalde etik değerleri açısından yakışık almayacağını aynen, düşündüğü için. Yoksa profesyonellik anlamında tabii ki her futbolcu bir şekilde antrenör olabilir ileriki yaşamında, elbette, ama yani o kadar da profesyonel değildi yani. Antrenörlük anlamında soruyorsanız büyük bir takımın antrenörlüğünü rahat rahat yapabilirdi. Hayır ama Galatasaray'a gidecek kadar da profesyonel değildi. Yani Galatasaray şimdi yani kimle karşılaştığımıza bakarsak, yani bugünden birisiyle karşılaştırırsak mesela Fatih Terim hocamızla mı karşılaştıralım? Fatih Terim'e başlattığını yapmaz diye düşünüyorum.
O da simge olmuş isimde de bir tanesi. Ama normalde yapabilir değil mi? Büyük aslında bir yapabilir. Elefler de yapabilirdi ama önerseler kabul etmezdi. Bunun istekle istememekle alakalı mı olduğunu düşünmemiz lazım bence öncelikle. O yüzden yani şeyi söylemek istedim ben. Fatih'e deseler ki Terim'e gel Fenerbahçe'nin başına geç. Hiçbir saygısızlık yapmadan kabul etmez büyük ihtimalle görevi. Leicester de aynı şekilde Galatasaray'a kabul etmezdi herhalde. Zaten Galatasaray'a oyunculuk zamanında antrenörlük için demiyorum ama çok transfer etmek istediler zaten. Özellikle Avrupa'dan geldiği zaman. Gitmedi. Ve Fiorentina da oynadı. Nice'de oynadı. Ben o sorumluluğu alabileceğini düşünürdüm ama. Yani büyük bir takıma antrenörlük yapabilecek kapasitesi vardı. Ama sorumluluk anlamında diyorsanız yani şimdi onca sene futbol oynamış bir de kariyerini oldukça fazla yapmış bir insan için tekrar bir büyük bir sorumluluğun altına girmek onun için oldukça yorucu olacaktır. Yoksa kapasite anlamında dedem yapardı. Bence de yapardı. Ve büyük başarılara da imza atacağına çok çok eminim. Peki mesela Fenerbahçe'nin defterin futbolculuğu sırasında ve sonrasında pek çok başkanı oldu. Bu başkanlar arasında en çok hangisini severdi? En çok hangisini arasıydı? Cevap verebilirim ben. İsmet Ulu ile Aziz Yıldırım. Öyle mi? Evet. İki başkan odur. İsmet Ulu ve Aziz Yıldırım. Peki o zaman bu şike soruşturmasıyla ilgili ne düşündü? Yani bu şike olayların ortaya çıkması... Bunu işte birkaç gün ben de çaba gösterdim. Saklamaya çalıştık ama tabii en fazla bu 3 gün sürdü. Zaten öğrendiğin şekeri 500'e fırladı. Çok üzüntü duyuyordu. Hatta Nebil Bey'le en son bir röportaj imkanımız oldu. Keşke beni alsınlar da Aziz Yıldırım'ı çıkarsınlar oraya diye de bir duygusal bir mesaj da verdi en son röportajında. Bu belgeselde yer alacak. O kadar üzülüyordu yani. Çok üzülüyordu. Vallahi biz de üzülüyoruz. Keşke böyle bir şey olmasaydı, böyle bir şey patlamasaydı. Bir kısa reklam arası vereceğim, sonra devam edeceğiz. Evet, Özcan Bey. Dedenizle muhakkak sohbetleriniz vardır herhalde. Dedeler başkadır çünkü. Türk futbolunun son dönemde kaydettiği aşamaları, Dünya Kupası'ndaki başarısını, Galatasaray'ın Avrupa şampiyonluğunu, Fenerbahçe'nin çeyrek finale çıkmasını, bütün bunlara baktığı zaman Türk futbolunun bugünkü durumunu nasıl yorumlardı? Ne derdi yani kendi zamanıyla kıyasladığında? Şimdi en geçmişe baktığında, mukayese ettiğinde imkan ve olanaklardan bahsediyordu ilk başlarda. Çünkü tipik tabirlerimiz vardır ya, eskilerin tabirleri. Bizde bu imkanlar olsaydı. Aynen o imkanlardan bahsediyordu. Şimdi karşılaştırdığında geçmişte evet imkansızlıklardan dolayı da başarıların sınırı vardı. Ama şimdiki zamana baktığında çocukların çok güzel işler yaptığına, gerçekten iyi futbol oynadığına ve Türk futbolunu dünyada bir yerlere taşımayı gayreti içinde olduklarının her zaman destekçisiydi o da. Bu konuda daha çok yapılması gereken şeyler olduğunu düşünüyordu. Biraz daha Türk futbolunda Türk takımlarının altyapılarına daha önem vermeleri gerektiğinin de her zaman bu konuda daha ağırlıklı olmalarının gerektiğini de her zaman vurguluyordu. Konuşmalarında da gerek kulüp yöneticileriyle konuştuğunda da altyapıya çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Onun dışında başarılardan çok memnundu aslında. Çünkü onların zamanında çok kısıtlıydı milli maçlar şeyler dediği de yani o 50 tane milli 50 maça çıkması 50 milli olmuş o zaman için rekor aslında. Evet yani. O zaman için büyük rekor diyordu. Çünkü imkanlar yine Türk futbolu. Kaç maç yapılıyordu o zaman yani uluslararası? Çok azdı. Şimdi her dakika maç yapılıyor diyordu. Yani her dakika neredeyse her hafta 2-3 tane maçımız var. Hele şimdi playofflarla alakalı. Gerçi milli takım maçları değil ama yine hazırlık maçları da olsun. Milli mücadele de olsun. Oldukça fazla maç yapıyoruz. Karşılaştırdığında evet yani futbol anlamında futbolun çok daha geliştiğine inanıyordu. Bunun imkanlarla da alakası olduğunu söylüyordu ama kabiliyetli çocukların, altyapıdan yetişen çocukların da çok fazla olduğunu söylüyordu. Peki mesela beğendiği teknik direktör var mı Özcan Hanım? Mesela bugünkü teknik direktör arasında en çok kimi beğenirdi, kimi överdi Türklerden? Teknik direktör olarak aklıma isim gelmiyor. Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Fatih Terim, Yılmaz Vural, Sayın Müdür. Fatih Terim'in motivasyonunu... Terim'in motivasyon konusundaki becerisini çok takdir ederdim. Zaten baktığın zaman Galatasaray bugünkü durumuna, hani geçen seneki Galatasaray'ın Terim faktörünün kıymetini anlıyor. Yani siz demin Alex'ten bahsettiniz, Alex bizde olsa diye. O da hani Fatih Terim gibi hoca, yani motive eden, takıma ruh kazandıran bir hocamızın olması durumunda herhalde Fenerbahçe'nin daha ileri boyutlara taşınacağı konusunda da bir fikirleri var. Fenerbahçe'nin çok motivasyonla oynayan bir takım gerçekten. Yani ezelden beri
motivasyonu güçlü bir takımdır Fenerbahçe. Fatih Terim çok etkili olurdu orada. Ben de öyle düşünüyorum. Yani hem taraftar hem takım için. Bu sorunuzun yanıtı o olabilir. İlginç. Bir Galatasaraylı beğeni olması. Aziz Yıldırım'a yazdığı mektup. Cezaevinde yazdığı mektup. Bayağı bir gündem oluşturdu. Evet. Bu mektubu yazacağını söylemiş miydi? Paylaşmış mıydı sizle, aileyle? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım'a mektubu ben götürdüm. Ama dedem o mektubu mektup olarak yazmadı. Dedemin iki ay önce kadar işte söylediği bu olaylar olduğunda ona yansıttığımızda işte duyguları, düşünceleri yani bize sözlü olarak söylediği şeyleri ben kaleme alıp... Siz aldınız kaleme mektubu. Yani evet o şekilde oldu. Aziz Bey'e ilettim yani. Dedem zaten son zamanlarda yazı yazabilecek şeyi yoktu yani eli falan titriyor ya. O yüzden dolayı. Ama onlar tabii dedemin söylediği şeyler. Ben kalemi alıp Aziz Bey'e ilettim onları. O şekilde oldu. Yani ben götürdüm metrisi cezaevine. Peki Haluk Bey, ordinarius. Ordinarius, profesörlerin profesörüne verilen isim. Hoca yetiştiren hoca. Leftere ne zaman verilmiş ordinarius lakabı? Niye verilmiş? Niye bir daha kimse olmamış ordinarius? Leftere bu lakabı Manol Taylan isiminde bir o zamanın tribünün artık evet, amiga demeyelim de tribün lideri, ileri gireni sevilen lideri. Daha naif tabir edebileceğimiz bir kişi vermiş 1957 yılında. Yani bu doğaçlama her zamanki gibi oynadığı bir muhteşem futboldan sonra bir sessizlik ortasında ordinar üstüye haykırıyor. Bu bir anda o anda üstüne yapışıyor ve futbolun tek ordinar üstü olarak günümüze kadar geliyor. Bundan sonra da ve yani hiçbir dönem hiçbir futbolcuya bu ünvan verilmemiş. Peki yurt dışı dönemini nasıl yorumlardı? Fiorentina ardından Nice. Beklediği başarıyı elde etmiş mi orada? Gittiğine mutlu mu olmuş, mutsuz mu olmuş? Vatan özlemi çektiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Başarısız oldu diyemeyiz. 1951'de ilk önce İtalya'ya gidiyor. Türk futbol tarihinde transfer yaparak kulübüne ilk para kazandıran bonservis bedelinden futbolcu olarak. Orada çok önemli maçları var. Mesela İtalya futbolunun çok önemli isimlerinden Vittorio Pozzo, 34'te İtalya dünya şampiyonu yapan hoca. Onun için yani avucuma iki rakip koysam onu geçebilecek yetenekte bir futbolcu diye de böyle ironik bir şekilde onu tanımlamış. Nice rekor bir fiyatla gidiyor. Fakat Nice mesela bu bilinmiyor. Fiorentina'dan kiralık olarak gidiyor. Tesadüfen de Nice oynadığı sezon Avrupa Kupası maçlarında Fiorentina karşısına çıkıyor Enis'in. 2-0 kazanıyor Nice. 2 golü de Leftler atıyor. Ondan sonra seni bir yere bırakmayız. Tekrar geleceksin diyor ama artık vatan özlemi, vatan hasreti aşamayacağı bir noktaya geliyor. Hatta yazdığı bir mektup var. O mektupta yani adanın eşeklerini bile çok özledim. Ben artık burada kalamayacağım diye esprili bir şekilde ülkesine dönüyor. Hep adada yaşadı. Evet. Büyükada onun hayatının çekim merkezi. Yani niye hep adada yaşadı? Ada ona aşık, o adaya aşık. Evet, babasından beri çok seviyor adasını, evini, mütevazi, sade bir yaşamı. Bu kadar şaşalı bir futbolcu olmasına rağmen hiçbir zaman adasından kopmamış. Peki bir aile reisi olarak nasıl bir yani? İdeal bir tip. Nasıldı? Onu torunlarına sormak evet, lazım. Evet, ben onlara soruyorum zaten. Aile reisi olarak öncelikle... Mesela yumuşak bir dede miydi, sert bir dede miydi? Disiplinli ya, miydi şöyle, yoksa tamamen torunlarına kendini açmış böyle disiplinsiz bir dede miydi? Şimdi annemle teyzeme karşı farklı, benimle Özcan'a karşı farklı. Onlara disiplinsiz değil mi? Kızları öyle değil yani. Mesela annemle teyzem, dedemle anneannemle siz diye konuşurlar. Evet, sizle ilginç hitap ederler. Biz biraz daha rahat, torun olduğumuz için biz senli benli olabiliyorduk dedemle. Öyle biz daha biraz rahat. Torunlar tepeye çıkartılır. Evet, disiplinli. O yüzden iyi, evet. Ama genelde disiplinli bir dedeydi yani. Size sürekli tavsiyeler, meslek seçiminizde, aile kurmanızda falan size hep müdahil oldu mu çok? Yani özellikle okumamız çok isteniyor aile tarafından eğitim konusunda. Çok baskıcıydı. Oldukça baskıcıydı. Hatta tabii, benim futbol oynamamamın belki büyük sebeplerinden de bir tanesi budur. Oynatmadın futbol size? Hocam Fenerbahçe oynatmadı diyelim mi? Evet. Babamla birlik olup oynamamam için elinden geleni yaptılar. Peki çünkü yetenekli miydiniz? Asla onun kadar kimse olamaz ama yani belki genlerden ufak tefek bir şeyler geçmişti. Oynayabilecek kapasitem kime göre, neye göre bilmiyorum ama
kendime göre belki vardı ama eğitim ön plandaydı onlar için de bir nevi artık. Evet. Çünkü kendisi çok fazla, yani eğitimi sadece futbolda. Bizim daha çok tahsilli olmamızı, daha çok okumamızı istedi. Biz de onun bu vazifesini yerine getirdik aslında fazlasıyla. Evet. Peki içinizde mesela ukde kaldı mı ya? Keşke. Kesinlikle. Futbolcu olsaydı daha iyi olur. Özcan'ın çok kaldı. Evet. Evet. Çünkü bunu söyledim. Dede beni mahvettin dediniz mi hiç? Mahvettin. Zaten tabii öyle bir kavram. Dede yolumu kestin, dede önümü kestin. Yani aslında bu onun da tabiriyle şöyle. Yani olmak isteyen olur. Yani gerçekten bu ışık hakikaten varsa içinizde. Hakikaten isteseydin ben seni engelleyemez demek evet, istedim. Evet. Gerçekten bu ışık varsa içinizde. Gerçekten bir noktaya gitmek azmindeyseniz, gayretindeyseniz. Ne beni dinlersin ne başkası. Hiç kimseyi önünüzü kesemez. Belki de bu bizim biraz da bahanemiz de oynamam ama bahanemiz de. Ama bir şekilde onu diyetini, eğitimimizi iyi tamamlayarak belki dedemize karşı ödemiş olduğumuzu düşünüyorum. Mesela kendisini kimse engelleyememiş. Kendisi annesinden bir sürü dayak yemiş. Yani onun zamanında futbolcu olmak tam aylak işi. Yani ana babalar hiç istemez. Yani şimdi yine para falan kazanıldığı için çocukları teşvik edilir. O zaman futbol oynadığını evde döverlerdi. Bayağı en çok duvarlık annesi yazmış. Çok öyle ilginç. Mi? Babası değil mesela bazı evet. şeylerde yanlış yazıyor. Annesi en çok korktu. Futbolun bir numaralı düşmanı diye söylüyor. Tabii. Ama genellikle annelerden korkulur belki. Evet. Ben de annemden korkarım. Babamdan korkmaz. Bizim de öyle. Bizde de öyle. Türkiye'de aileler genellikle ana erkidir yani. Çocuklar anneden korkar. Benim kızım da mesela. Benden hiç korkmuyor ama annesinden titriyor. peki bir vasiyeti oldu mu? Yani size, Fenerbahçelilere, Fenerbahçe'ye... Böyle istiyorum dediği bir konular var mıydı? Nelerdi? Bunda net olarak söyleyebileceğimiz aslında bir şey yok ama öğretileri vardı diyelim. Vasiyet değil de kendinden sonraki nesile de devrolması gereken öğretileri. Bu nedir? İşte mesela çok şey olmazsa Atatürk konusundaki bir düşünceleri çok severdi gerçekten. O yazıda da yani konuşmamızda da söylediğimiz gibi o gerçek bir şeydir. Büstü vardır salonunda. Her zaman akşamları, sabahları muhakkak onu selamlar gibi, selamlama seremonisi gibi her zaman her sabah karşısına gider. Birkaç defa şahit oldum. Ne yapardı? Öpüyor yani. Atatürk öpüyordu. Aklına çocukluk anıları geliyordu. İşte o Atatürk bir kere başını okşamış onu. Öyle mi? Adadaki çocukluk arkadaşı Emin Adakan'la yarışmalar yaparlarmış. Atatürk'ün eline, elbisesine değmek. Çünkü Atatürk sık sık gelirmiş büyük adaya. İşte koruma polisine falan bir gün aşıp başarmış yanına gitmiyor. O da onun başını okşamış. O onun unutamadığı en güzel çocukluk anısı mesela. Bunu hep sorulduğu zaman anlatırdı. Ben de bu kadar da Türkiye bağlıydı. Bu kadar. Son derece enteresan. Heykeli dikildi. Heykeli dikildiğinde ne hissetti, ne yaptı, ne anlattı? Yani öncelikle tabii ki çok mutlu oldu. Gözlerinin yaşardığına şahit olduk biz o gün. Çok heyecanlanmıştı. Çok heyecanlandı. Çok heyecanlanmıştı. Çok mutlu oldu. Peki mesela ona göre heykeli dikilmesi gereken spor adamları kimlerdi mesela? Onun heykeli dikildi. Ona kalsa kimin heykeli dikerdi? Söyleyeyim hemen. Büyük Fikret de Baba Hakkı. Büyük Fikret Lefter'in idolü olan en büyük futbolcu. Fikret Arıcan. Başkanlık yaptı. Tabii. Yani zaten kulüp tarihinde yetenek olarak ikisini kıyaslarlar. Baba Hakkı da Beşiktaşlı Baba Hakkı. Baba Hakkı da Beşiktaşlı. Galatasaray'da kimse düşünmez miydi? Mesela Emet'in Oktay falan demez miydi? Yani ben duyduğumu söylüyorum muhakkak. Belki belirtmiştir bir yerde ama. Yani Büyük Fikret onun idolü olan bir futbolcuydu. Yani hala yıllarca çalışmama rağmen ondan edinemediğim özellikleri var diye de söylerdi. Benim de çok sevdiğim bir Fenerbahçe başkanıydı. Evet. Yani belki de tarihteki futbol oynayıp da başkan olan. Ender isimlerden bir tanesi. Tek yani. Ender değil tek. Eskiden varmış da son zamanlarda herhalde yok. Yani Zeki Rıza Süper var pardon evet. Onu atlamıyorum evet. İlk dönemlerde. Çok nadir. Galatasaray'da var, Fenerbahçe'de var. Eskiden var ama sonra kalmamış iş adamlarına dönmüş sporculardan. Evet. Neden sporda galiba ondan sonra bozulmuş. Sağ ayağında evet. Peki Turgay Şeren. Çok yakın arkadaş. Ve çok çekilmiş defterden. Evet. Nasıldır o? Turgay Şeren de evet. Çok, o çok sevdiği bir arkadaşı. Belki Galatasaray camiasından yani taparcasına sevdiği diyeceğim. Çünkü gerçekten hep irtibatları vardı ve çok konuşurlardı. Ziyarete gelirdi, dedem giderdi. Bu tabii dostluk hep ezeli rekabetin... Ona gol atmışlığı vardır herhalde Turgay'a. 18 gol atmış. Bir maçtan evvel hatta şöyle bir anekdotu anlatayım.
bu dedemin bize anlattı. Maça çıkmadan evvel tabii birbirlerine takılıyorlar. Turgay Bey'e şöyle diyor. Turgay'cığım diyor, bu sefer hangi köşeden sana golü atmamı istersin diye takıldığını duymuştum mesela. Bu çok hoşuma gitmişti. Kendi çok... bana anlattı. Karşı karşıya kaldım diyor. Fake attım diyor. Turgay Şen'de yatmış. Ters köşeden bırakmış. Ya ne yapıyorsun orada? Ne işim var? Ben buraya atladım. Yani böyle maç anında böyle inanılmaz diyaloglar. Yani şimdi düşünemiyorum böyle bir şeyi. Aslında bakarsanız şimdi de durum çok farklı değil. Yani şöyle farklı değil. Futbolcular tribündekiler gibi değil. Futbolcular maç sırasında müthiş mücadele ediyorlar ama dışarıda gayet dostlar, gayet arkadaşlar. Eskisi gibi oldu söylenemez. Eskisi yani kadar değil. Yani eskiden başkaydı. Yani paralar bu kadar büyük değildi. Yani bu iş bir hayat memat meselesidir. Şimdi neredeyse hayat memat meselesi olur. Tribün açısından da futbolcular ama evet, futbolcular emin olun ki tribündekiler kadar birbirine düşman değil. Muhakkak tabii. Ve ben mesela tanıyamıyorum. Şimdi normal hayatta ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Fenerbahçeli arkadaşlarımın benim gibi Galatasaray arkadaşlarım. Dışarıda gayet iyiyiz. Stada girdiğimiz anda. Bırakın stada girmeyi. Evde maç seyrederken bile birbirimizi yiyoruz. Benim Fenerbahçeli arkadaşlarım bizim eve gelip maç seyretmiyorlar. Bu neden oluyor diye. Aslında bunu size sormak lazım. Yani bu vallahi neden ben de bilmiyorum niye oldun. Yani maç bitiyor, gırgır başlıyor. Mesela maç biter bitmez bu konu kapanıyor. İşte Fenerbahçe şampiyon oldu. Benim Fenerbahçe arkadaşlarım bir mevzi sarı lacivert bayrakla sardılar. İşte geçen seneki şampiyonluktan sonra çocukların eline boya verip yollamışlar. Ben camdan onları hortumla yıkadım. Yani gırgır aslında gırgır ama nedense o stada girdiği anda herkese bir delilik kaplıyor ama böyle değildi bu. Yani son 15 senenin 20 senenin işi bu. Ondan önce hatırlamazsınız siz belki ama siz hatırlarsınız biraz daha. 30 seneden önce diyebiliriz yani. 20-25 diyelim. Tabii. Biz beraber stadyumun kuyruğuna girerdik. İçeri girdiğimiz zaman Fenerliler sağa, Galatasaraylılar sola işte siz oraya biz. Hayır, ben numaralı tribünde babam götürdü beni maçlara. 4-4'lük maçı mesela ben karma bir tribünden seyrettiğimi hatırlıyorum. Yani Fenerli, Galatasaraylı. Tabii tabii. Numaralının alt katındaki bir tribün bazı vardı. Bazı tribünler karma oldu. Bazıları da işte Fenerliler bir tarafta yani durdu. Şimdi, arada polis bile olmazdı. Bir olay da çıkmazdı. Tasvir edemiyorum böyle bir şey. Sonra birdenbire bu işler farklılaştı. İşte Fenerbahçe'de bazı başkanlar, Galatasaray'da bazı yöneticiler veya başkanlar bu işi geldiler. İş zıvanasından çıktı. Evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii Büyük Usta Lefter Küçük Andonyadis bu veda töreninde, yani bu bir cenaze aslında bu törenede ama bu bence bir resital gibi bir şey oldu. Yani hele bu kimsenin kimseye tahammül edemediği bu dönemde bu kadar renkleri bir gökkuşağı gibi getirdi. Yani ben gözlerime inanamadım evet, mesela. Ben çünkü bütün anlarında vardım o törenin. Evet, yurt dışında olmasam ben de gelecektim. Yani, inanılır gibiydi. Yani üzüldüm. Böyle bir tahammülsüzlüğün en zirvede olduğu bir dönemde bunu belirtmemiz lazım yani. Bütün renkleri bir araya getirdi Lefter. Yani evet. Tek herhalde bunu... kötü şey başbakanın sıklanması oldu orada. O da herhalde bu şike soruşturmasına olan tepkiden ötürü. Evet, insanların oldukça... tabii tahammülü şeyleri... Keşke orada olmasaydı. Daha iyi olacaktı. Lefter'in cenazesi de olması gereken bir şeydi. Biz başka hiçbir zaman belki olmaması gereken bir şey olduğuna inanıyoruz. Başka zaman tepkisi olabilir falan taraftarın ama, yani o cenaze de, ortamında keşke olmasaydı. Yani çok, çünkü cenazeye katılması bile bizim için büyük onurdu. Yani sayın ürünün... Biliyor muydunuz geleceğini? Haber vermişler miydi? Haber vermişlerdi. Evet. Biliyorduk. Yani ben şunu hissettim orada, hani ölümün güzel tarafı olur mu? Lefter'le demek ki oluyormuş dedirtti birçok insanı. Evet, birleştirici oldu değil mi? Yani bunu hangi güç yapabilir sizce bilmiyorum. Bir tek spor yapar böyle şeyler işte. Yani bir isim, bir kurum, bir şey aklıma gelmiyor benim. Yani ben o gün böyle olacağını hakikaten tahmin etmemiştim. Evet. Ben duyunca ağladım. Gözyaşlarımı yani tutamadım ben de. Saygıyla anıyoruz onu. Evet. İnşallah böyle başka futbolcular da olur. Yine İnşallah böyle futbolcular. Kitabı yazmamız zaten aslında. Yine böyle futbolcular görürüz. Çünkü bugünkü futbolculara baktığın zaman bu güzelliği görebileceğin futbolcu sayısı bir elin parmakları değil, bir parmak kadar bile görünmüyor. İşte belki bir bugün belki bir Alex var biraz ona yakın. İnşallah bu kitap çıktığı zaman genç futbolcu adayları arkadaşlarımıza muhakkak okumalarını tavsiye ediyorum. Evet, belki örnek alırlar. İnşallah. Tabii kulüp yönetimlerinin de o kitabı okumaları lazım ki sporcunun ne olduğunu kitapla görsünler ilgili diye. Kesinlikle. Kitapla ilgili bir de bir şey söylemek istiyorum. Dedem kitapla ilgili sağlığında normalde hayatının yazılmasını hiç istememişti. Haluk arkadaşımızı tanıyınca buna razı oldu benim de çobalarımla. Evet. Onu da belirttim. Haluk arkadaşımız aslında yazar değil. İlk defa. İlk defa. Evet, bu benim çalışım. Sadece Lefter için yazar olmuş. Merakımı ve sevgimi harmanlayıp böyle bir şey yaptım. Ama mütevazı olmayacağım. Hayatımdaki en özendiğim bir çalışma oldu bu. Güzel bir çalışma.
Bol fotoğraflı. Bol fotoğraflı. Ne zaman çıkıyor? Bol bilgili. Bir aksilik olmasa herhalde bir ay içerisinde okuyucuların sunacağız. Şansa da tam da siz kitabı tamamladınız, o hayatını kaybettiniz. Evet, benim en büyük isteğim de görmesi ama 1924'te başlayıp 2012'de biten muhteşem bir yaşam öyküsü bu. Sağ olun kadın için, tekrar başınız sağ olsun. Evet değerli izleyiciler, Lefter'i de böylece küçük de olsa ailesiyle beraber andık. Üzüldüğüm şu, bizden 30 sene 40 sene sonra gelecek gazeteciler eğer varsa hala Lefter gibi futbolcuların arkasından böyle program yapma imkanı bulamayacaklar. Çünkü artık yeni Lefterler gelmiyor. Futbolcu olarak demiyorum, adamlık olarak hepinize mutlu, keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.